Merhabalar. Gazeteci Ankara'da programımız yeniden başlıyor. Uzun bir ara verdik. Yoğunluğumuzdan dolayı İstanbul, Ardahan, Ankara arasında vakit okurken Ankara'ya gelemedim. Bu nedenle de biraz benim suçum. Bülten TV'deki Gazeteci Ankara programına ara verdik. Ama yeniden başladık. Yeniden başlarken de tabii dünyanın gündemine baktığımızda karşımıza İsrail çıkıyor. Filistin olayı, Hamas'ın beklenmedik bir saldırısı ardından İsrail'in karşı tarafta onun kadar acımasız ve vahşice insan katliamı yapıldığı Orta Doğu yine kan revan içinde. Tabii bu arada ülkenin gerçek gündemi olan başta enflasyon olmak üzere her gün gelen zamlar, insan hakları, adalet, hak, hukuk derken ben hep diyorum hükümet çok şanslı bu konuda. Hemen bir şey imdadına yetişiyor, gündem değişiyor. Ankara'daydım ben bir gün, yazımda da yansıdı. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı da meclise geldi. Olağanüstü bir koruma düzeyinde çatılar, yerler, tabanlar, tüneller her taraf kapatılmış. Sayın Erdoğan'ın korumalı şekilde ama ben korktum bir vatandaş olarak başkentinde bu kadar güvenlik demek ki terör her yerde olabilir tehlikesi var ki bunun en bariz örneği de hem meclisin karşısında hem jandarma komutanının yanında savunma bakanının yanındaki İçişleri Bakanı'nın önünde bir bombanın patlaması en etkilenen müdürün olduğu yerde. Ardından Suriye'ye yönelik bir operasyon yeniden. Ama hava operasyonu insansız hava aracının Amerika F-16 araca düşürmesi ardından kestiyse de oradaki gündem de unutuldu Filistin-İsrail savaşı gölgesinde. Tabii Atari oyunu dediğim Rusya-Ukrayna savaşı da bu arada bu yaşanan Orta Doğu'da yaşananların gölgesinde kaldı. Ama oradaki Hamas'ın çıkışı ve Filistin'in de ikiye bölünmesi, Filistin hükümeti üstte, Hamas altta, Gazze'de idare ederken İsrail de burada faydalanarak hareket ediyor iddiasının yanında Amerikan bakanının gidip ben bir de Yahudi olarak buradayım demesi de avantajlı bir nevi İsrail haklı denildiği süreçte birden dezavantaj düşüp haksız hale geldi. Çünkü dinler savaşı adeta başlatılmak istendi. Amerikan bakanın ben Yahudi demesiyle her ne kadar sessiz kaldı denen Arap dünyası da ve dünyada tepki gösterdi. Sayın Erdoğan'ın konuşması çok sert ve meydan okurcasına. Bugünkü konuşması İsrail üzerinden Amerika ve Avrupa'ya yönelikti. Ama tam da yeni seçimler bitmişti ki Avrupa Birliği ile yeni harekete başlayabiliriz demişti ki bugünkü gergin açıklaması gerçekten de yeniden ipleri gerdi diyebiliriz. Amerikan ne yaptı? Amerika da tabii gemileriyle, uçaklarıyla bölgeye geldi. Ben buradayım. Ben dünyanın jandarmasıyım diyerek adeta meydan okudu ama Rusya da ben nükleer tatbikat yapacağım bilgin olsun bütün gemilerin de füzelerimin etkisinde alanında diyerek. Tabii asıl görünmeyen bir başka olay daha var. Çin ne yapıyor? Herkes İran'ı konuşurken. Bu planımı bölge yeniden sıra gelecek İran'a mı tartışmaları sürerken asıl gerçek gündem olan ülkenin iç sorunları da unutulmuş ve tartışılmıyor adeta. Tabii muhalefete baktığımızda da muhalefet de kendi iç kavgalarıyla başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere İyi Parti'de her gün yaşanan istifalar ve meydan okuyuşu ben kendi adaylarımı göstereceğim demesi, Deva Partisi'nin Davutoğlu'nun CHP'nin oylarıyla milletvekili seçtirenlerin mevcut hükümete Cumhur İttifakı'na göz kırpmaları, Devlet Bahçeli'yle görüşmesileri, Sayın Bahçeli'nin 24 saat veriyoruz, geliyorum demesinin ardından Ferdi Tayfur'u Türkiye'yi çarkıyı çaldırması. İlginç şeyler yaşadık. Bir hafta gene geride kaldı. Ve yeniden Bülten TV'de karşınızdayız. Biz de tabii bunları konuşurken bunun yanı sıra da yerelde de neler oluyor, genelde neler olduğunu konuşurken yerelde de konuklarımızla birlikte hem dünyayı hem ülkeyi hem de yereli konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Bir dönem benim de başkanlığını yaptım. İstanbul Ardahan Dernekleri Federasyonu yanı sıra Ankara başkentimizde Ardahanları temsilen Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Ergüder şimdi konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş Şeref bulduk. verdiniz. Teşekkür ederim. Aynı zamanda gıda sıkıntısı olacak. Dünyanın gerçek asıl sorunu gıda. Tabii ki biz şu anda gıdayı zamdan alamıyoruz da.
günübirlik bir insana 1.000 lira, 1.000 lira lazım çarşıya çıktığı zaman, ekonomi sıkıntı, gıda derken, ama arpaydan, buğdaydan, Ukrayna'dan beklediğimiz süreçte kavulca değil mi? Buğday dediğimiz yeni bir destekleme, devletin de katkılarıyla birlikte. Bunu görenlerden birisi de Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taş'tan. Geçtiğimiz gün Ankara'da yapılan bir ödül töreninde de ödül aldı Ardahan adına. Burak Taş'tan hoş geldin efendim. Merhaba, Aynı hoş zamanda bulduk. Kent Konseyi Başkanımız. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Başkan, ben programa başlamadan önce tabii bu arada telefonla da bağlanacak bir konuğumuz var. Yani telefon derken görüntülü. İsviçre kendisi. Barış diyoruz ya. Hep Barış diyoruz. Arkası gelmiyor. Savaşlar oluyor nedense. Mirza Bey de kendisi yurt dışında katılacaklar. Onu da ne yapmak istediğini, ne yapıyor konuşacağız birazdan. Ergüder Bey, ben hemen gündeme gereğince elime cetveli alayım. Haritaları göstereyim. İşte buradan gireceğiz, şuradan çıkacağız falan diyorlar ya. Siz nasıl değerlendirirsiniz gündemi? Tabii sevgili Hoş geldin. Fakir, hoş bulduk. Öncelikle size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böyle özel durumlarda, özel günlerde, özel programlar Siz de yapıyorsun. inadımıza yetişiyorsunuz, sağ olasınız. Konuğumuz oluyor. Hemen kırmıyorsunuz, sağ olasınız. Estağfurullah. Bugünkü programda ben güzel geçeceğimi düşünüyorum. Tabii Şöyle. gündem yoğun. Az önce siz anlattığınız sevgili Burak Taşlan da burada. Kardeşimiz. Evet. Onunla beraber güzel bir program yapacağımızı düşünüyoruz. Tabii burada programa başlamadan önce işte Filistin'de, İsrail'de yaşanan Aynen, bunları olaylar yorumlayalım. var. Bu İsrail'in sinsice saldırısı mı diyelim, ya da işte soykırım yapıyor mu diyelim, ya da insanlık dışı yapılan bir hareket mi diyelim, Filistinlilere, oradaki kardeşlerimize, hatta dünyanın neresinde olursa olsun bu zulmü yapan herkesi kınamamız gerekiyor. Başta İsrail'i, Amerika'yı bu zulmü yaptığı için buradan kınıyoruz. Diyoruz ki burada bir insanlık suçu işleniyor. Bu insanlık suçuna dünyanın bir an önce dur demesi gerekir. Herkesin buna engel olması gerekir. Tabii işte bugünkü gündemde az önce siz de anlattınız. Türkiye'deki gelişmeler, Amerika'daki gelişmeler, İsrail'deki gelişmeler, İsrail'in kara hareketini durdurması, işte öteki taraftan Rusya'nın olaya müdahil olması belki de bu iş için atılan önemli adımlardan birisi. Ben ümit ediyorum ki bu bir sonuç getirecek. Belki de oradaki zulme bir dur diyecek. Bu vesileyle sizin aracılığınızla da ben oradaki yapılan katliamı da kınıyorum. Teşekkür ederim. Burak Bey, siz nasıl bakıyorsunuz dünyaya? Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Bu Çok ara teşekkür Ankaralı ederim. oldun sen. Ben İstanbul olduğum gibi sen de Ankaralı oldun gibi geldi Evet, bana. evet, evet. Ya, biraz Ankara'dasınız. Ankara'dayız, biraz Evet. Ardahan'dayız. İyi akşamlar diliyorum. Ben de bizi seyreden, ülkemizin her tarafından seyreden hemşerilerimize, yurttaşlarımıza selam sevgilerimi iletiyorum. Tabii yani bir güçler savaşının sonucunda masumların katledildiği bir günlerdir bir tablo izliyoruz. Hastanelerin bombalandığı, masum çocukların katledildiği bir tablo izliyoruz. Ben de tabii bu savaş suçu da sayılacak bu yaklaşımı, İsrail'in bu tavrını şiddetle kınıyorum. Orada gözlemlediğimiz Filistin'de yaşananlar, masum insanların katledilmesi tabii bizi de derinden üzüyor. Ama maalesef dünya düzeninin ve güçler savaşının her tarih boyunca her dönem bu tür tablolara şahit olmuştur maalesef. Yani bir tarafta başka bir blok, diğer tarafta başka bir blok bu savaşın bir sebebi olarak ortaya çıkıyorlar. Benim temennim barışın sağlanması çok tez zamanda ve bu savaşın son bulması. Tabii İsrail hükümeti zorda olduğu bir dönemde kendi ülkesinde protestolara maruz kaldığı bir dönemde böyle bir süreç başlıyor. İnsanın aklına da birden fazla şey gelmiş oluyor bu vesileyle. Ben şimdi onu şöyle değerlendiriyorum. Yani bu son yıllarda iktidarlara sanki birileri yetişiyor imdatlarına gibi. Ya yani onu şey diyorum biliyor işte. musunuz? Yani Evet. Rusya'da darbe ne alaka? Evet. Yani tam Evet. bütün bitmişken. Evet. Biz insan hakları, demokrasi, basın özgürlüğü derken işte Filistin kahrolsun, Filistin ölsün, Filistin dediğimiz Filistin'de halen bugün askeri çıkıp başbakanına diyor, haydi oradan diyor, kardeşim senin yaptığın Evet. savaştır diyor. Evet. Ve gazeteleri sen çete liderisin diye manşet atıyor. Bizim A haberler de çok övüyor bizim, sanki biz söyleyebiliyormuşuz böyle bir kelimeleri. Allah'tan bir laf söylenir mi yani? Bizde yani başka yerde, Arap ülkelerinde. Sanki birilerine imdat et. Tamam, adam düşecek ki
bir şey yetişti. Burada tabii ki Sayın Başkan siz de söylediniz ama yani Hamas'ın durduğu yerde 5000 tane füzeyi, efendim binlerce insanı, bir de Burak Bey ben şunu görüyorum. Yani çok ilginç bir şey yaşanıyor. Camiler bombalanıyor. Suriye'de de aynı, Rojava'da da aynı olay var şu anda. Yani Orta Doğu'da bir savaş, hep savaşa karşıyız tabii ki, savaş olmaması gerekiyor. İnsan ölümlerine. Ya Rusya ile Ukrayna başkanı dikkatini çekiyor mu ya? Ya bir savaş kuralları var orada ya. Yani okumanın, eğitimli olmanın gerçekten çok ilginç yani. Orada hiç görüyor musunuz insanların boğazlarını kesmeler, çıplak soymalar, yerden çekmeler, panzerler arkasında bağlayıp yerden çekmeler. Evet. Ne kadar vahşet. Çok. Yani o da bir iki taraflı bakmak lazım. Ya tabii şimdi Hamas'ın işte paraşütlerle inip katlettiği, orada da bir katliam var. Evet, tabii. Gençler katledildi. Evet. O gençlerin İsrail'deki tutumu da çok. Bunlar tamamen benim kendi yorumlarım. O da çok manidar bir durum. Yani orada da adil olmadığı, anayasal uygulamalarıyla kendi ülkesinde demokratik bir duruş ortaya koymadığını ortaya koyan gençler. Evet. Ve tam bu sırada böyle bir savaş çıkıyor. Ama biz günün sonunda şuna bakıyoruz. Annesinin, babasının kucağında ölen küçücük çocuklar, kadınlar, yani insanlar ölüyor. Evet, hiç evet, bu evet, yaşanan güç savaşından bir haber olan insanlar şu an katlediliyor. Evet, evet. Olaya buradan bakmak lazım. O yüzden de onların daha fazla kaybolmaması için de bir an önce bu sürecin bitmesi gerekiyor çok diye önemli, düşünüyorum. Çok bir de başka bir şey daha söylüyorum ben tabii burada gazeteci olarak. Bir gün alınan önlemleri izlerken Sayın Cumhurbaşkanımız meclise geliyor. Meclisine geldi. Tabii mecliste bombalandı olayı biliyoruz. Evet. O da bir şey konuşuyor ama şimdi hep böyle tamam olayları görüyoruz. Allah göstermez Ergüder abi. Böyle bir füze atışı olsa Kuzey Kore manyağı diyorum ben ona. Oldu ki canı sıkıldı. Akşam füzeleri Hamas gibi fırlattı sağa sola. Abi sınacağımız bir yer var mı? Bülten TV gerçi ikinci kat altındayız şu anda sağlamdayız da. Burayı iyi. Yani bizim aslında bunlardan ders alıp işteki dersimizi yani. Evet. Şimdi İngiltere destekliyorum diyor, Almanya destekliyorum gidiyor orada yere sarılıyorlar. Hemen koşarak bir bomba patladı. Ne diyor ona? Binaların altına yapılanlar. Şimdi az önce çok güzel bir şey söyledin. İşte Rusya-Ukrayna savaşında işte Avrupa'nın bir tarafkarlığı oldu orada. Tarafkarlıkta kimin tarafında oldular? Ukrayna tarafında oldular. Hı. Sebebi neydi? İşte orada masum insanlar öldürülüyor. Evet. Dolayısıyla buranın bir korunması gerektiğini söylediler. Ama aynı şeyde aynı açıdan, aynı pencereden baktığınız zaman şu an Filistin-İsrail savaşında aynı konumda değiller. Evet. Tamamen iki yüzlük yapıyorlar. Tamamen bir tarafa çekilmişler. Az önce Burak'ın da söylediği gibi orada masum çocuklar öldürülüyor. O masum çocukların hiçbir günahı yok. Dediğin gibi olaylardan haberleri yok. Evet. Ve bu resmen bir katliam. Buna da Avrupa Birliği, belki dünya, Birleşmiş Milletler, tümü, Amerika, dünya şu an için sadece seyrediyor. Evet, evet. Belli ki Orta Doğu'da bu güçler farklı bir oyunlar orada bir doğal gaz Ergüder Bey. Orada ben geçen gün diğer kanalda bir program yaparken ilginç bir şey oldu. Bir Azeri konuğum vardı. Dedi ki oradaki asıl hesap şu. Bir doğal gaz olayı var. Ya, İsrail'de de aynı şey var. Suriye'de de Akdeniz'deki doğal gaz var. Onun üzerine gidiyor ama insanlar ama çocuklar ölüyor. Ama biz bunları konuşurken de yarın bizim başımıza bir şey gelinecekse sığınacağımız bir yer var mı? İşte Ankara'da İstanbul'da göremiyorum da sığınacak bir sığınak var mı? Şu an bir stüdyomuz var. Sağlamdayız da. Bir stüdyomuz var. Diğerlerinin sığınacak bir yeri yok. Yani aslında buna göre hareket etmek lazım. Asıl burada neye bakmak lazım? Benim açımdan baktığım zaman hem ders almak lazım hem de böyle lokma lokma yenilmekten ziyade burada belki de İslam ülkelerinin tamamının toplanıp bir tavır alması gerekir. Ya bu savaştan yana bir tavır değil de barıştan yana bir tavır alınması gerekir. Evet. Buraya bir barış getirilmesi lazım. Az önce söylediniz ya Hamas oraya niye saldırdı dururken? Evet, hangi güçte saldırdı? Hamas'ı kim saldırttırdı? Aynen. Belki de bunların bu sorularını cevaplamak lazım. Paramiliter bir grupmuş diyorlar yani bu Rusya'daki hareket gibi. Yani bir grubu da paralı asker yani Rusya'daki şeydeki Hamas'takiler. Maalesef yani az önce söyledik dedik ki ya şunlara birisinin hesap sorması lazım. Bunlara hesap sorarken belki Hamas'a da birisinin hesap sorması lazım. Zaten Hamas'a şunu sorması lazım. Yani sen Filistin'in hükümetinden ne ayrılmışsın? Ayrı bir Hamas kurmuşsun. Bir de ayrı bir olay. Sanki çok toprak varmış gibi bir de ikiye bölmüşler. Şimdi Suriye'de de Kürtler, ben de Kürt'üm kendim.
Kürtler de kıyamet koparıyorlar. Kendileri 50'ye bölünmüşler. Evet. İşte efendim sana Barzaniciler, diğerleri. Yani orada da burada bir savaş var. İsrail, hayır burada İsrail ve Amerika veya başkalarını suçlamaktansa önce bir beraber olalım. Biz tabii. üç tane Ardahanlıyız. Yani üç Ardahanlı bir kere birimiz beraber hak edeceğiz ki Ardahan kurtulsun. Sonra Kırşehir'i el atalım, sonra Kastamonu'ya gidelim demek lazım tabii, diye bakıyorum. Tabii. Ya kesinlikle işte lokma lokma yenilmektense evet, hep beraber ona bir karşı durmamız lazım. Karşı durmak için de abi ben şu yani anda... önce ben kaçayım kurtulayım, arkamda kim yenirse yensin. İşte bu gene geldik insan haklarına, demokrasiye, gelişime, değil mi? Evet. Yani şu andaki yayın yaptığımız teknolojinin yapmaya, onların hepsi elinde adamların. Yani onların gücü oradan geliyor. Biz bunu yapmıyoruz. Eğitim konusunda maalesef sorunlar var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir gün bir kapı daha açtı. Bizim Ardahan'dan mı girdiler acaba Türk gözü posuftan? Filistin'e de çağırdı. 15 milyon yakın zaten yabancı var diyorlar. Filistin'e de gelsin diyor. Kapıları açtık. Onlar da gelecekler. Ben bir şahsi düşüncemi soruyorsam. Evet. Yani belki en masumane millet şu an Filistin. Gidip getiren gemilerle. Ama böyle bir başka bir gemi gitti. O gemi neye gitti o da anlaşılmadı. O da belli değil. Doğru. O da ayrı bir soru. Başka bir şey daha var yani. İsrail'in Türkiye'deki işte işbirlikleri, ticaretleri bu da var. Amerika'nın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız o da bağırıyor. Diyor ki Amerika nerede? Filistin nerede? Akdeniz nerede? Ya İncirlik ortada da. Yani merkezde evet, dersen. Evet. Biz gündemimize dönelim yine de. Evet. Sayın Başkan bu arada ben tabii çok kavga ettim. Her anda ediyorum da gazetede. Bir gün bir tane meclisi ziyaret ettim. Sayın Milletvekili'mi ziyaret ettim. Kars milletvekili rastladı bana. AK Parti'nin. Evet. Diyor ki bana o Kars'ı Ardahan'ı bölen sen misin? Dedim baba sen niye biliyorsun? Sizden ayrılmış bir resmi kentiz biz. Yani senin şimdi Ardahan, Kars ayrı bir kent. İşte dedim kendisine Bodrum bölgesi nedir? İşte diyelim Akdeniz'de, Ege'de, İzmir, Aydın, başka ne var orada diyelim, öyle bir kent söyleyeyim bana. Ya yukarı çıkalım, Zonguldak, Bartın. Var mı böyle bir il, dernekler? Yok. O da bana kızdı, dedik sen şey yapıyorsun, takıl tabii. İsmini vermekte diye bir mahsuru var mı? Kars milletvekilimiz bizim. Evet. Yok. Bizim Kars AK Parti milletvekili. Şu an ismini hatırlayamadım. Adem. Eski il başkanı Adem Bey. Evet Adem. Sakıncası yok canım. Reklamlara girmiyoruz zaten. Onlar Rütük olayında reklamlara AK Partili oldu mu biraz daha girmiyoruz. Yani o zaman Adem Bey ve sana teşekkür etmek lazım. Evet. Ankara'da bu şimşekler benim üzerimdeydi. Bölen sen misin diyorlardı. O gün sana gelmiş. Beni kurtarmışsın. Teşekkür ederim. Ben de Kaan Bey'in yanındaydı. Ben de gereken cevabı verdim. Kars Federasyonu kurulmalı dedim. Siz eğer milletvekili göreviniz bu olmalı. Bana göre Kars ayrı bir kenttir. Ardahan ayrı bir kenttir. Bu anlamda bir yine Kars Ardahan'ıdır kampanyası başlatılmıştı. En son ben yazmıştım da. Sizde bu arada bir hazırlığınız var. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ardahan Derneği Federasyonu Ankara ne yapıyor? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Kars Iğdır düşmanlığımız falan yok. Yani biz Kars, Ardahan, Iğdır her zaman biz bir aradayız, bir arada olabiliriz. 81 kent olarak 81, biz 81 bir ayet biz arada bir arada olabiliriz. Şimdi sonunda önceden Edirne'den Kars'a diye bir rota vardı. Doğru. Şimdi Edirne'den Ardahan'a kadar oldu. Dolayısıyla Ardahan bir il. Eğer ki biz Ardahan ilini bir il olarak tanıtmayacaksak, STK olarak bence biz burada başarısız ya da eksik bir iş yapmış oluruz. Evet. Başarısız evet, olmuş evet, oluruz. Dolayısıyla Kars, Ardahan, Iğdır'ın hiçbir zaman böleni ne sen oldun ne ben oldum. Ben bunu çok iyi biliyorum. Her yerde de anlatıyorum. Diyorum fakir Yılmaz'ı seversiniz sevmezsiniz ama çok güzel bir tarafı var. Her yerde Ardahan ilini anlatıyor. Niye? Fakir Yılmaz Ardahan. Evet. Ben Ardahanlıyım. O zaman bunu yapmayacaksak biz nüfusumuzdaki Ardahan'ı sildirip Kars'a kaydettirelim. Doğru. Dolayısıyla ne Adem vekil ne de başka vekiller geçmişte bunu da yaptılar. Hatta geçen bizim milletvekillerimiz birisinin danışmanı bir arkadaş bana şunu anlattı. Başkan, lobiyi iyi yapmanız lazım. Yoksa Kars, Ardahan, Iğdır'ın Ankara'daki böleni sen pozisyondasın. Ben de diyorum ki az önce sen söyledin. Ben bölen pozisyonda değilim. Şu an için Ankara'da Kars, Ardahan, Iğdır Federasyonu var. Kars Federasyonu var. Evet. Kars Demokrat Dernekler Federasyonu var. Serhatlar Birliği var. Serhatlar Derneği var. Bu arkadaşlarımızın tamamı zaten Karslardan oluşuyor. O zaman bölen varsa bu işi yapar. Canım, kendi kendilerini bölmüşler. Ve biz doğru şeyler yapmıyoruz. Dolayısıyla Ardahan Dernekler Federasyonu var. Kars Dernekler Federasyonu da Ankara'da kuruldu aslında şu an. Kuruldu mu? Tabii yaklaşık 3-4 senedir var. Evet. Hatta Kars'ta güzel bir program da yaptılar. Alaaddin Özsever bu federasyonun başkanı.
güzel de işler yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında biz bir bölen değil, bir bütünleştiren oluyoruz. Evet. Şimdi önce belki ayrışıp sonradan birleşmek lazım. İşte Ardahan Dernekler Federasyonu'nu kurduk. Herkes Ardahan Dernekler Federasyonu çatısı altında oldu. Doğru, doğru. Kars Federasyonu, Kars Dernekler Federasyonu çatısı altında oldu. Iğdır aynı şekilde döndük. Daha geniş çaplı bir şey yapmak istiyorsak Kars, Ardahan, Iğdır konfederasyonu kurarak bunun üzerinden belki yürüyebiliriz. Ama bu ilerleyen aşamada. Önce herkes kendi varlığını sürdürmek için bir şeyler yapması lazım. Eğer bunu yapmazsak ben federasyon olarak, federasyon yönetimindeki arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi de aynı şekilde mücadele ediyorlar. Biz ne Göle'yi anlatabiliriz, ne Posof'u anlatabiliriz, ne Çıldır'ı anlatabiliriz, ne Hanak'ı anlatabiliriz, ne Damal'ı anlatabiliriz, ne Köprülü'yü anlatabiliriz, ne Ardahan Merkez'i anlatabiliriz. O zaman bizim kapımıza kilit vurmamız lazım. Doğru. Diye düşünüyorum. Başkan ben özür diliyorum. Biz konumuzu unuttuk. Tabii bu arada içeriden birbirine bulduk, adamı unuttuk. alabilir miyiz yayına bizim Mirze Bey? Hep oradan bir ses vermesine rağmen. Evet, Mirze Bey merhabalar. Merhaba. Mirze Bey ben size dönmeden önce özür diliyorum da bir kent konsey başkanım da burada. Başkan şeyden bahsetti, bölünmekten de aslında sadece Ardahan, Kars, Iğdır'la falan değil. Mirze Bey siz neresiniz? Diyarbakırlı mıydınız? Evet ben Diyarbakırlıyım. Evet. Ahmetli misin, Diyarbakırlı mısın? Hem Ahmet hem Diyarbakırlı. Yani sen biraz Diyarbakırlı'ya benziyorsun. Evet. Evet, hem Ahmet hem de Diyarbakırlı yani diyebilirim yani. Evet. Yani niye bunu sordum? Evet. Kent konseylerinde de bir sorun var aynı değil mi? Birlik var. Başkan. Evet. Bir birlik var. Bir de kent konseyler platformu var. Platform var evet. Resmi olarak da birlik. Ne? Tabii yani tüzel kişiliği olan birlik. Birlik değil mi? Evet. Sizde de aynen yani bölünme evet. Maalesef Filistin'i böldüğümüz gibi burada da bölüyoruz. Mirze Bey hoş geldin. Kimsin baba? Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Ben de hepinizi selamlıyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Bizi izleyen tüm izleyici kitlesine de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olasınız. Evet. Tam savaşlar yaparken dünya kaynıyor. Sen barışı ne istiyorsun baba? Ya ben barışı aslında biliyor musun? Yani ben bakıyorum, dünya gündemine bakıyorum. Bir de Türkiye aydınlarına bakıyorum, Türk devletine, milletine bakıyorum. Dünya gündemini okuyamadıklarını ben düşünüyorum. Yani onlar gündemi okuyabilselerdi, belki Türkiye'deki siyaset biraz farklı olurdu, yaklaşımı farklı olurdu. Ama gündemi iyi okuyamadıkları için siyasetleri de doğru bir hareket görmüyorum. Siyasetlerinde bir zayıflık var, bir eksiklik var. Yani siz bu amaçla bir dernek kurdunuz. Derneğin tam adını söyleyeyim mi? Evet. Aynen öyle. Bizim dernek Uluslararası Dibet Hak Der Dünya Barış Etçileri Derneği. Evet. Evet. Ne yapıyor bu dernek? Şimdi bu dernek ne yapıyor? Bu dernek aslında dernek denildiği zaman biraz anlam olarak biraz insanlarımız yani küçük düşünüyor. Diyor, zannediyorlar ki bu dernek denildi mi hemen kültürel bir aktivitedir. Bu amaçla yani dernekte kuruluyor. Evet. Ama bizim anlayışımız böyle değil. Bizim anlayışımız 21. asrın mantığına zamanla uygun, teknolojiye uygun, mantığına uygun bir hizmet anlayışımız var. Ben diyebilirim ki Türkiye'de bir ilk bir hizmet anlayışını geliştiriyoruz. Bizim bu dünya barış elçileri olarak biz istiyoruz ki tabii ki dünya savaşını barış yapamayız ama dünya gündemini en azından bir tiyatro diliyle, sinema diliyle, kültür, sanat, medya diliyle aydın bilgin insanları getirip tabii ki kendi yayınımızı da yani kurduk YouTube kanalımızdan Dibet Barış TV olarak. Biz orada da yayıncılık yapıyoruz. Hafta sonları, cumartesi, pazar akşamları. Orada da dünya gündemini değerlendiriyoruz. Sosyal içerikli yani konuları değerlendiriyoruz. Siz şu anda neredesiniz? Ben şu anda İsveç'teyim. Bizim o kesinlikle kabul etmeyeceğimiz dediğimiz İsveç mi? Aynen. Ama şu aynen, anda meclise aynen. Gönderdik, imzaladım ben. Gönderdi Sayın Cumhurbaşkanım saat 4'te. Ben gazete yapıyorum, o da 4'te imzalıyor. Şimdi aslında o konuya da tabii ki biraz değinmek istiyorum da. Şimdi NATO'ya alınmaması
NATO'ya veyahut da İsveç'in Kürtlere neden destek vermiş olması, ben biraz daha bir İsveç'te yaşayan biri olarak, sen İsveç'te zorunlu mu İsveç'te zorunlu mu yaşıyorsun, Kürt'te mi yaşıyorsun? Ben zorunlu değil. Ben Kürt'ten de yaşıyorum. Gelip gidiyorsun. Türkiye'ye gelip gidebiliyorsunuz yani, onu diyorum. Tabii her zaman, her zaman. Anladım. Tabii her zaman. Anladım. Evet. Burak Bey, bu Uluslararası International bir dernekti karşımızda şu anda. Evet, evet. Abi, bunlar da gerçekten ben gördüm, ekibi de bayağı güçlü. Evet. Özellikle emekli yarbaylar, binbaşçılar, albaylar falan var. Üretim üyeleri var, bir aile çalışıyorlar. Dernek kendileri. Üyeleri kimden oluşuyor? Bunlar işte tamamen Türklerden mi yoksa? Türklerden mi başkan genelde? Yok hocam, yok Türklerden değil, bak. Bizim Afrikalar var mı? Suriyeliler. Yok, biz diyoruz ya dünyaya barış diyoruz. Dünyaya barış yani denilince tüm dünya insanlarını da yani aramıza alıyoruz yani. Yabancı olsun, zenci olsun, siyahi olsun, ne olursa olsun, hangi millet olursa olsun. Yanımıza barış için diyenler gelsin diyorsunuz. Başka bir şey demiyorsunuz siz. Aynen, kesinlikle. Aynen. Burak Başkan, hocam. Tamam başkanım. Burak Başkanım, bu arada ben hemen orayı tamamlayayım. Hı hı. Kent Konseyi Başkanısınız aynı zamanda. Evet. Siz Ardahan'ın. Evet. Bir dönemde dönem başkanlığını yaptınız. Evet, şu anda da yönetim kurulu. Şu anda yönetim kurulu. Türkiye Kent Konseyi Birliği yönetim kurulu üyesisiniz. Aynı zamanda Ankara, biraz benim de İstanbul'a gittim. Ankara aktifleştin sen. Evet. Bir birlik var. Bir de dediğin gibi şey. Bu niye başkanın anlattığı gibi bizim. Şimdi şöyle yani Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile platformun bir kere mantık olarak bir ayrışması var. O nedir? Da siyasi Türkiye, mi yoksa? Barolar gibi mi yoksa böldüler falan? Ya şöyle, o da tabii bir etken durum. Ama Türkiye Kent Konseyleri Birliği yola çıkarken Türkiye'de var olan kent konseylerinin bir iletişim ağı oluşturmak üzere kurulmuş. Evet. Ancak kent konseylerinin tüzel kişiliği olmadığı için bu üst çatı kendisini bir dernek statüsünde kurmuş. Yani tüzel bir kişilik kazandırmış kendisine. Burada da işte ekonomik kaynaklara, yani projelere, hibelere daha iyi ulaşabilmek, başta olmak üzere daha kurumsal yapı kazandırmak üzere bir mantıkla yola çıkılmış. Amaç Türkiye'de kent konseyleri arasında iletişim ağını oluşturmak. Bununla beraber de kurulmamış, daha Türkiye'de çok kurulmamış kent konseyi var. Kurulmamış kent konseylerin kurulmasını sağlamak için lobi çalışması yapmak. Evet. Ve şu an mevcut belediyeler kanunun 76. maddesinde var olan kent konseyi yönetmeliğinin de bir takım değişiklikler ihtiyacı var. Evet. Bu değişikliklerin de merkezi hükümetle o iletişim sağlayarak değiştirilmesini sağlamak üzere yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşu tüzel kişiliği olan platform. Biraz daha isminde de belli olduğu gibi platform niteliğinde tüzel kişilik yok. Dönem sözcülüğüyle devam eden dönem sözcüsünün ve yönetim kurulunun seçimle değil de ev sahipliğiyle belirlenen ve tabii ağırlıklı olarak siyasi parti tercihinin ya da siyasi partilerin yerel yönetimlerinin tek siyasi parti olduğu bir yapının bir araya gelmesiyle olan arkadaşlar. Tabii biz bunu çok... Ergider Başkan'ın dediği gibi böl küçük. Ya şimdi bu bununla ilgili çok şey vereceğiz de Bakir Bey. Ben hani orada çok kısa şunu açmak bu isterim. Bu arada TSK'dan Rakak Kuzey'ine hava operasyonu tekrardan. Evet. Yani tabii ben siyasi mensup olduğum siyasi partide Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günlerde bir genel seçim geçirdik ve sonuçta iktidar olunamadı. Evet. Şimdi bunun muhasebesi yapılıyor, tartışmaları yapılıyor. Bu tür durum, yani iktidar olamamanın birçok sorununu sayabilirsiniz. Lidere de bu tamamen sorumluluğu yıkabilirsiniz ama işte bu süre gelen durumlar var. Şimdi siz sadece tek bir siyasi partinin oluşturduğu yerel yönetimleri bir çatı altında toplarsanız, amacına uygun bir faaliyet gösterirseniz ve bu da amacına uygun bir faaliyet gösterirseniz, bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismini temsil ederse fatura Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesilir. Ya bunun çok yönlü tarafları var, bu iktidar olamamanın. Evet.
geçmişten bugüne gelen çok yönlü durumlar. Onlardan birisi de kent konseyi alanında yaşayan, kendi alanım olduğu için söylüyorum. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partililerin belediyelerin olduğu bir yapı. Ama kent konseyleri mantık olarak diyor ki şehrin tamamı temsil edilir. Şehrin tamamının her siyasi görüşün temsil ettiği bir yapıyı siz tekleştirirseniz bunun faturası sizin mensup olduğunuz partiye çıkar. Biraz öyle mi oldu bu seçimde? Evet. Ya bir kısmı tabii yani. Tabii, birçok sebep söylenebilir de kendi alanımız olduğu için. Evet yani, doğru. Bir sürü sebebi var tabii. Başkanım sen bu arada hep benim eleştirime yine gelelim. Baba tüplü bana gelsin de yine. Yazın saz, kışın kaz gibi bir yani ara verdiniz. Bir pandemi mana oldu. STK'lar yine durdu. Sonra Filistin savaşı dolayı mı? Safet Bey şu anda Ardahan'a gitmiş. Binyakkan alıyor, kurbanlar kestiriyor. Siz neredesiniz? Hiç görmüyoruz bu ara. Dernekler. Şimdi, siz çok çalışıyorsunuz da biz mi görmek istemiyoruz? Şimdi az önce Burak Başkan'ın kent konseyiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Burak Başkan'ın kendisine de anlatmıştım. Hı. Aslında bu kent konseyinin yönetmeliğinin belki de değiştirilmesi lazım. Az önce katılımcılıkla ilgili böyle... Mirza Bey'i ekrana alalım, bizi dinlesin, izlesin ya. O da Ardahan'ı biraz tanısın. Heh, evet, evet. Az önce işte katılımcılıktan bahsettik. Hani herkes bir araya gelsin, Ardahanlılar bir araya gelsin, Karslar bir araya gelsin, Iğdırlılar bir araya gelsin. Birlikler oluştursunlar demiştik. Belki de bu kent konseyi birliklerinin yönetmeliklerinin değiştirilmesi lazım. Şöyle ki bu kent konseylerinin yönetimlerinde, içlerinde mutlaka... ili temsil eden federasyonların, vakıfların, başkanlarının da orada olması gerekir. Mesela İstanbul'daki... Ama açık siz gidip oraya üye olacaksınız değil mi? Olamıyoruz. Yok oluyorsunuz. Tüm dernekler yani orada... Ankara'daki Ardahan Dernekler Federasyonu ya da evet. Ardahan'daki dernekler kent konseylerine gidip üye olabiliyor mu? Tabii. Doğal üyesi başkanım zaten. Peki, ben Şişli'de de yani üyeyim. Şeye özel bir üyeliğe gerek yok. Yönetmelik tanımlaması şu. Kentte bulunan dernekler... Sivil toplum örgütleri. Odalar... Muhtarlar, tabii bu büyükşehir ölçeğinde değişiyor. Onun sayıları var. Yani aslında buradaki kastım şuydu. Hı. Biz Ankara'da kurulmuş bir federasyonuz. Evet. Ankara'da eyvallah. Benim kastım şu. Kent konseyine gittiniz sen. Ardahan'daki kent konseyine üye olunması anlamında söylüyorum. Siz tabii şöyle. Şimdi Ardahan içerisinde bir faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olmadığınız için Ardahan kent konseyine değilsiniz. Ama Ankara kent konseyine Benim istediğim ve talebim o. He. Şöyle ki biz burada yaptığımız faaliyetlerin tamamını Ardahan'a yönelik yapıyoruz. Evet. Ankara'da yapılanlara da biz katılıyoruz. Evet. Diyoruz ki belki oranın sesini duyururuz ya da oraya bir şey katarız. Ama o işin içinde değiliz. İşte İstanbul'daki federasyon, Ankara'daki federasyon, vakıflar, vakıfların başkanları ya da önerecekleri bir kişinin oralarda olması gerekir Dernekler, gibi bir önerim var benim. Merkezin burası veya başka yer olduğu için olmuyor değil mi başkanım? Evet, işte olmuyor işte. O anlamda belki de... Değişim et. Başkanım öneri getiriyor. Evet, getiriyoruz. Öyle bir öneri getiriyorum. Evet. Daha önce de söyledim. Başkan bunları da al yanına başla beraber söylüyor. Şimdi madem ekranlara konuşuyoruz evet. Bu öneri benden gelsin. Bir gün değişirse olsun, böyle bir şey olsun diyelim. Şimdi kalsın, az önce sorduğun soruya girelim. Evet. Hani yazın saz, kışın kaz dedik. Evet, evet. Aslında yazın saz, kışın kaz yapan bir federasyon değiliz. Tam tersine, ben diyorum ki yazın sazla çalsa sivil toplum örgütleri, kışın kazla yapsalar emin olun ki o toplumu bir arada tutan güçler bunlar. Evet. Şimdi ne yaptığımıza gelince Ankara'daki Ardahan Dernekler Federasyonu bugüne kadar yaptığı birçok proje var. Evet. Bu projelerin en sonunu geçen sene okullar kapandıktan sonra yapmıştık. İçişleri Bakanlığı'yla beraber bir proje yaptık. Evet. Proje kapsamında işte Ardahan'daki lise son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan çocukları buraya getirme projesi yapmıştık. Çok güzel geçti. Evet. Bilseydim bu konunun burada konuşulacağını, isimlerini kapatarak o çocukların bize yazdıkları mektuplar var. O mektupları herkese okutturmak üstüne isterdim. Üstüne kapatmaktansa üstüne burs verdik mi? Üstünü kapatsa da tecrübe. Aynen öyle. Onlar bazıları eğitim kampanyaları başlatıyorlar. Kampanyanın arkasında... O üstü tezenleri kapatılıp da makbuzlar yayınlanmıyor. Neden? Yok şöyle evet. Söyleyeyim. Bizim o getirdiğimiz çocuklara burada biz kişisel gelişim seminerleri, onun devamında burada kariyer planlama seminerleri yapmıştık. O grubun içerisinde hangi öğrenci üniversite sınavını kazanırsa burs vereceğiz demiştik. O gruptan şu an lise son ve sondan bir önceki sınıf öğrencileri vardı. Evet.
4 çocuğumuz kazandı. Ben hepsiyle tek tek irtibata geçtim. O 4 çocuğumuza da burs veriyoruz. Çok güzel. Orada bir sıkıntı yok. Şahsız şimdi, değil mi? Ben bunu söyleyeyim. Sivil toplum örgütleri anlamında söylüyorum. Ben de örnek olsun diye bunu anlattım. Yani siz suçluyor anlamda şey çıkarmayın. Şimdi bunun devamında da yine aynı şekilde bir projemiz daha var. O projemiz de inşallah yakında onaylanırsa yine aynı şekilde o çocuklarımızı, bu sefer de diğer çocuklarımızı buraya getirip çocukların ufkunun açılması anlamında, çocukların kendilerini geliştirilmesi anlamında benzer bir projeyi... Ankara'yı görmeyenler, denizi görmeyenler haber yapar bizde. Uçağa binmeyenler. Bizde yazan ve... Geçen senekini de keşke yazsaydınız. Herhalde atladınız. Hayır, bir oluyor. Ben atlamıyorum. Ben kızıyorum. Diyorum önce bir kere Çıldır'ı tanısınlar. Şimdi, önce bir Hanak'ı tanısınlar. Sizin için demiyorum ben. Şimdi aradaki çocuk, aradaki ilçeyi tanımıyor. Şimdi Karsaray'dan Iğdır diyorlar. Karsaray'dan Iğdır dernek başkanı Ardahan'ı görmemiş. Görmemiş. Yani yaşadıklarım var. Ardahan'da da Kars'ı görmemiş. Soruyorsun ben bakan olsam, cumhurbaşkanım olsam. Kardeş sen Karsaray'dan dernek başkanısın Sayın Başkan. Mirza Bey, şimdi ben size sorsam ki Diyarbakır Federasyon Başkanısınız. Aynı zamanda Diyarbakır Urfa Şırnak Federasyonu diye bir federasyon kurdunuz. Sen hayatta Şırnak'a gitmemişsin. Şırnak Dernekler Federasyon Başkanısın. Oldu mu abi? Böyle bir... Yok, bence doğrudur. Yani siz doğru düşünüyorsunuz. Yani gidip görmek lazım. Görmek lazım, işin içinde olması lazım, sorunları bilmesi lazım. Tabii. Ben bir gün meclisi ziyaret ettim. Sayın Milletvekili, şanssız şu anda federasyon olarak. 3 tane genç beyinle rastladım. Yani ikisi de AK Parti'nin milletvekili Kaan Koç, Özgür Erdem İnce Su CHP'nin, aynı zamanda Deniz Demir Ankara'da milletvekili oldu. Ardahan'la ama genç dinamik insanlar. İşte evet. O lobiyi işte başkanın da oluşturmaya çalıştığı barış yönünde. Şimdi ben başkanın şu anda bir çabası var. Size bir soru sorayım. Örnek özür diliyorum. Şimdi diyorsun ya gezdirdik biz. Size niye haber yapmadınız anlamında. Şimdi bizim Göreli'nin Çıldır Gölü'nü görmeyenleri ben biliyorum. Tamam. Kosova'yı görmeyenler var abi. Şimdi Çanakkale'miz tabii bizim. Ama Çanakkale'nin değerinde Sarıkamış'ımız da var değil mi abi? Örnek. Kesinlikle. Şimdi Sarıkamış Dernekler Federasyonu hiç ondan bahsetmez. Vazgeçtik. Başkanın şu anda yaptığı işi barışla ilgili en azından kent konseyi başkanı yaptı mı bilmiyorum kent konseyi. Yani niye bir sefil toplum örgütler çıkıp demiyor ki kardeşim hep de Erdoğan mı diyecek? Veya hep muhalefet mi diyecek bunu? Dünya savaşı ile ilgili barış olması gerekiyor. Tabii. Çıkışa da yapması gerekiyor diye. Tamam federasyon dernekler falan yapıyoruz. Doğru da ben yani sizin şahsınız üstünde derneklere laf gönderiyorum. Evet, teşekkürler. Az önce tam oraya gelecektim söylediniz. Şimdi bizim ilimizde 2 tane milletvekili var. Evet. Birisi AK Parti'den Kaan Koç, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Erdem İncesu. Ben o her iki milletvekilinize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her ikisi de birbiriyle barış içerisinde. Evet evet. Birlikte, üçü de. Aynen ben şimdi Deniz Demir Ankara olduğu için söylemiyorum. Bir de WhatsApp kurmuşlar üçü de. Yani Deniz Demir Ankara olduğu için söylemiyorum. Doğru. Ne götürürseniz götürün il adına pozitif olacak ayrımcılık anlamında hepsine de her ikisi de birlikte imzalarını atıyorlar. Evet, evet, ki bunun en son örneği işte 30 Kasım 1, 2, 3 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapacağımız bir Ardahan günleri var. Ardahan tanıtımları var. 30 Kasım 1-2-3 2023 tarihinde Ankara Altın Park Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapacağımız bir Ardahan günleri var. Bülten TV olarak ilan parasını alalım. İlk sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. İlk biz bu konuyu Kaan Bey ve Özgür Bey ile konuşmuştuk. Her ikisi de il adına çok güzel olacağını, sonuna kadar destek vereceklerini söylemişlerdi. Ve biz de onlara şu sözü verdik. Dedik ki en güzel şekilde yapacağız. Bunun akabinde 2 hafta önce Ardahan'daydık. Ardahan'da herkese bunu anlattık. Tüm belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, diğer ilçe belediye başkanları anlattıktan sonra Sayın Valimiz, valimize buradan çok teşekkür ederim. Şimdiki valimiz de çok pozitif. Kendisi il adına çok şey yapmaya çalışan bir insan, öyle söyleyeyim. Kendisi de tüm STK temsilcilerini, belediye başkanlarını toplayarak bu işin en güzel şekilde yapılmasını istedi ve biz de o yönde çalışmalar yapıyoruz. Validen bahsettim ben bir gün bir şey söyleyeyim Burak Bey. Mehmet Emin Bilmez'e rastladım mecliste. Evet. Bomboş bir adam geliyor. O korumalar, valiler, efendim jandarmalar, polisler etrafında. Önüne çıktım korktum. Ben milletin içine böyle aynen çıktım. Dedim Vali Bey dünya ne kadar küçük biliyor musun? Hem de geldim bak burada seni gördüm. Bir resim çekelim mi Sayın Vali? Diye bir selam gönderelim adamı. Fakir Bey bilmem ki dedim Vali Bey ben resim çekme değil. Sana şey söyleyeceğim. O korumalar morumalar ne oldu sen böyle Van valisi? Bak başka bir şey daha yaptı. Ardahan'da gitti yerine oturdu bir de. Ardahan valisiyken Van valisi oldu. Sonra Ardahan'da Ozan Bey gitti şu anda Van valisi oldu.
Orada kendisi güldü, acele de gitti. Ama ilginç olan yine resmi bir araba olmasa da bir özel araba korumalı falan. İller İdaresi Genel Müdürü şu an. Öyle değil mi? Evet, Emin Bey ben şu an. Ben dedim ki siz merkeze mi aldınız? Merkezde misiniz şu anda? Merkez valisi misiniz dedim. Yok. İller İdaresi Genel Müdürü. Şey evet. Yani tüm valilere, kaymakamların başında mı bir adam mı oluyor? İller İdaresi Genel Müdürü. Yani belediyelerin birçok işleminin kontrol edildiği, takip edildiği bir yer. Yani, İller İdaresi yani sonuçta Genel terfi değil. Rahmetli baban diyordu merkez almıştı. Şimdi demin oraya geliyorduk. Bu tanıtım günlerinin bir özelliği olacak. İşte vekiller, ondan sonra sayın vali, işte Faruk Başkan, diğer ilçe belediye başkanlarımızın tamamı, ticaret odası başkanı, esnaf odaları, şoförler odası. Evet. Hepsi hep bir arada bizden bir şey istediler. Lütfen tanıtım günlerinde bizim görenin ürünlerin dışında ürün olmasın. Evet. Bu tanıtım günlerine gelen herkes şununla karşılaşacak. Bizim Ardahan'ımızda ne üretiliyor? Kaşar peyniri üretiliyor. Ne üretiliyor? Kravyerimiz üretiliyor. Ne üretiliyor? Ardahan'ın bunların hepsi coğrafi işaret almış ürünleri. Evet. Balı, bizim oranın kazı, bizim oranın hana, belki çok insanın bilmediği tel peyniri var. Tel peyniri, Posof'un kırmızı elması, Posof'un fasulyesi, işte isimlerini şimdi sayamıyorum. İşte kavulca, az önce söylediniz, kavulca buğdayı. Kavulca geleceğiz, evet. Evet, bu ürünlerden o tanıtım alanının içerisinde başka ilin ürünü olmayacak. Evet. Bir Ardahan ürünleri sokağa kuruyoruz. Oraya gelen her misafir alışveriş yaparken şunu görecek. Standın önünde eğer ki Ardahan menşeli ürünler yazıyorsa Ardahan ürünü diye güvenerek alsın. Yazmıyorsa diğer illerin ürünüdür. Ve oraya gelecek o esnaflarımızın tamamı da seçilmiş durumda. Sadece Ardahan'ın ürünü değil ama hepsi özel seçilmiş esnaflarımız olacak. O ürünlerden de gönül rahatlığıyla alabiliriz. Evet, başkan da şeyden olacağız. Bahsetti. Ben başkana... Başkan sen bu kadar Ardahan'ı biliyor muydun Rize Bey? Yok, ben Ardahan'ı ben bilmiyordum. Ama doğrusu ben yani merak ediyorum. Yani inşallah geldiğimde... Yani Ardahan'da da bir temsilcilik orada açabilsek iyi olur tabii. Mirza Bey, şimdi Ardahan'ı ben sana anlatayım. Ardahan Türkiye'nin Kafkaslara komşu bir kenti. Posto evet. Türk Gözü diye bir kapısı var. Türk Gözü çok kötüydü. Gözü sonra makyaj yaptık, toparladı. Yeni yaptılar. Kapı güzel oldu. Top'a teşekkür ediyoruz burada. Top gerçekten Aktaş Gümrük kapısında yaptı. Aynı zamanda Ermenistan'a komşu bir kent. Ama sizi ilgilendiren tarafını söyleyeyim ben. Ardahan'da Türkler, Ardahan'da Ağızkallar, Ardahan'da Terekemeler, Ardahan'da Kürtler, Ardahan'da Aleviler, Sünniler yaşar. Karakol başvurduğunuzda resmi evrakların içinde de Türk, Kürt, Alevi, Sünni kavgasına rastlamazsınız ama Kazmazlıçı bahçeye girdiğim bahçeye girdik kavga ederiz. Ama böyle bir barış içinde yaşayan bir kent Ardahan. Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına giriyor. Ben 100 yaşında Cumhuriyet'le ilgili bir işte, Sayın Reci'de bir şey istemiştim ama Türkiye 100 yaşına giriyor, Cumhuriyet 100 yaşına giriyor. O Cumhuriyet'in ilk hükümeti Ardahan'da kurulmuş. Kafkasya Cumhuriyeti Hükümeti diye bir hükümet kurulmuş ilk. Aynı zamanda bugün kırmızı beyaz olan al bayrağımızın ona örnek alarak mavi beyaz bayrağını ilk Cumhuriyet kelimesiyle birlikte bayrağı çeken Ardahanlar. Ama bugün Filistin'i, İsrail'i, Orta Doğu karıştıran Osmanlı'dan Arapları alan iddiasıyla tabii. İngiltere o zaman bizimkilerini hükümet kongre binamız var. Hükümet kurmuşuz. Hükümeti Malta'ya sürgün ediyor. Mirza Bey biz Diyarbakır'dan daha çok direniyoruz. Barışçıyız. Haberin olsun. Evet. Yok güzel. Gerçekten ben şimdi az önceki anlattıklarınızda ben mutluluk duydum. Çok güzel bir oluşum, çok güzel bir yaklaşım. Demek ki halkın içinde bir de barış içinde güzel bir şekilde yani beraber yaşıyorlar. Yansıyoruz, çok yansıyoruz güzel. Evet gerçek anlamda. Aynen. Ben hemen şeyi sorayım. Bu arada gıda kıtlığı vardı dünyada. İsveç'te evet. Bakarken siz de Ukrayna arpasına, buğdayına mahkum mu orası da Avrupa? Valla aslında İsveç gerçekten de yani bugün eğer Türkiye İsveç gibi olsaydı demek ki orası yani aç kalacaktı.
İsveç soğuk bir ülke olduğu halde meyveler, sebzeler pek fazla burada yetişmezler. Hep dışarıdan gelirler. Ama buna rağmen yine o kadar fiyatları normal. Yine de burada et fiyatları da, domates, diğer meyve, sebzeler de yani her şey burada bulunuyor yani. Bulunuyor. Evet. Ve ucuz. Tabii ki bu son dönemde pahalılık oldu. Doğru, o etkisini gösterdi ama genelde burada standart yani. Burada fazla bir değişim oluyor. Kavılca değil mi başkanım? Evet. Kavılca. Kaplıca da. Kavılca. Kavılca. Yani, evet. 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 Başkanım siz Kent Konseyi Başkanlığı nerede dernekçilik iş adamı eğitimle ilgileniyordunuz? O nerede evet. çıktı siz? Şimdi tabii o... Ben bir gün özür diliyorum. Bir yazı yazmışım. Manşet atmıştım. Babam rahmetli geldi. Matbaaya evet. girdi. Gazetenin manşeti makine dönüyor. Bu arada Ergüder abi. İşte patates şey şeker pancarı ekin diye yazmışım ben. Bölgeye evet. şeker pancarı evet. çok uygun diye. Evet. O zaman bilgi almıştım tarım müdüründen. Babam dedi ki Mine sana dese ki bir de babanın tarlalarını eksen daha iyi olmaz. Sen kendi evet. önce kendini ek de. Şimdi sen babanın tarlalarını önce ektin mi? Biz tabii ya evet. şöyle... Tabii bu kent konseyleri 2014'ten beri kent konseyleri mecrası bu alan. Hı hı. Burada bu kentimize yapmak yaptıklarımız nacizane katkıda bulunduğumuz sivil toplum örgütü olarak yapmaya çalıştıklarımızın yanı sıra biz ilk günden beri dışarıya açıldık. Dışarıya açılmak da yeni insanları tanıma, yeni yöntemleri görme imkanı tanıdı. Ben bu alanda işte çalışmalar yaparken işte Türkiye Kent Konseyleri Birliği işte bu yeni insanlarla beraber evet. biz organik tarım süreciyle ilgilenmeye başladım ben. Tabii bunu üzülerek söylüyorum. Çok uzun yıllarda ata dede topraklarımızı biz unutmuşuz, küsmüşüz. Yani toprağın kıymetini de şimdi daha iyi anlıyoruz. Yani şimdi bizim orada tabii iklim koşulları falan işte toprak para etmiyor falan ya toprağımıza küsmüşüz. Evet. Yani atamızın dedemizin uzun yıllar hayatını daim ettiği bir alanı resmen sırtımızı dönmüşüz. Evet. Tabii bunların hepsi bir araya gelince ben yaklaşık 5 yıldır bir çiftçiyim. Yani ÇKS kaydım olan bir çiftçiyim evet. ve işte Ardahan Halilefendi Mahallesi'ndeki Atadede topraklarımızı kavulca buğday işliyorum. Kimden çıktı? Nereden çıktı? İşte bu alanda ben organik tarımla ilgilenirken evet. tabii ata tohum olduğu evet. için çok da açıkçası macera aramadım. Yani çünkü ben bütün mesela Halilefendi'deki topraklarımızın tamamının analizini yaptırarak başladım evet. bu işe. Yani öyle çok ya işte nohut ekersem olur mu evet, falan diye evet. bir deneyim falan denemesi evet, yapmadım. Evet, şimdi evet. tam bizim göreve uygun bir ata tohumu kavulca. Ve gerçekten burada hakkını teslim etmek lazım. Necdet abinin bu konuda Necdet Kambir'in evet, evet. çok ciddi bir şeyi var. Mücadelesi var ve bugün Ardahan çiftçisinin Kavulca'da üretiminde geldiği nokta çok iyi bir nokta. Evet. Ve her geçen gün giderek artıyor. Pazar buluyor. Mahsuller ofisi geldi orada. Örneğin de o da çok evet, güzel. Tespit evet, arkasında geldi. Evet, tabii. Evet. Ya ben işte Kaan Bey'in katkısı oldu geçti o konuda. Bu vesileyle topraklarımın olduğu Halil Efendi Mahallesi'nin patentli markasını aldım. Evet. Halil Efendi Organik diye. Hı-hı. Organik sertifikamızı da aldık. Çok güzel. Bu senede Güvenli Ürünler Platformu diye bir platform var abi. Bu platform isminden de belli olduğu gibi güvenli ürünlerle ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum inisiyatifi. Burada Türkçe anlamı geleceği besle olan evet. ve 100 kişiden olan bir jüri üyesi olan birden fazla alanda ödül veren bir onunla ilgili bir görüntü vardır. Bizi verirse biz onu görmek istiyoruz. Yerel gazeteniz verildi mi bilmiyorum ama şeyle kent konseyinin ödül alma konusunda bir şey vardı. Az önce atmıştım ben. Heh. Tabii. Evet. Bu değil. Yok. Bu değil değil mi? Sattınız evet. Bakırköy'de ziyaretleriniz basında biz demişiz. Evet. Bu burada olmayabilir. Devam edin. Evet. Dönecek evet. Dönüyor. Burada biz ürünümüzü gönderdik. O alan 365'e yakın başvuru yapılmıştı. Hı-hı. Tabii bu güvenli Ürünler Platformu bu etkinliği yaparken onun öncesinde Orman Bakanı açılışını yaptı. Evet. Birden fazla şey oldu, açılım yani oturum oldu bu alanla ilgili. Ve biz de bu ödüle 100 kişilik jüri tarafından layık görüldük. Tabii biz Halilefendi Organik adına başvurduk buraya ama Ardahan'da üretilen kavulca üretiminin aslında tamamının
Yani kimyasal gübre kullanılmadığı müddetçe tamamı organik. Evet. Yani bu Ardahan'da kavulca üretimi yapan, hasatını alan Ardahanlı bütün çiftçilerin aslında ürününün organik, adil, güvenli beslenmeye ait bir ürün olduğunu da tescili. Sadece bizim başvurduğumuz markamızın değil, Ardahan'ın tamamının bu şeyi, kalitesini ortaya koyuyor. Böyle bir organizasyonda böyle bir ödül aldınız. Evet, böyle bir ödülle taşlandırdınız. Evet, evet. Böyle bir ürünle taşlandırdık. Bu da bizi mutlu etti. Kendimiz adına da mutlu etti. Tabii şimdi ben... Başkan, orada ne yapacağız bu etkinlikte? Şimdi, tarih ne zamanda? Şimdi ben de oraya geleceğim. Evet, evet. 30 Kasım 1-2-3 Aralık'ta. Evet. Aslında Burak Başkan söylemedi. Başka bir yüzü daha var Burak Başkan'ın. Hem kent konseyi başkanı, aynı zamanda da Ardahan'daki Ardahan Dernekler Federasyonu da başkanıdır doğru, kendisi. Doğru, doğru. Tabii şimdi biz bu tanıtım günlerini yaparken evet, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki alan çok geniş, doğru, yetişemiyoruz. Doğru, doğru. Tabii Burak Başkan da bu sıfatıyla yaptığı bu işlerle ilgili mutlaka o Ardahan tanıtım alanının içerisinde bir yerde gelip bunları tanıtması başkan, anlatması lazım. Başkan şuraları getireceksin Arpa. Geliyor abi yolda zaten. Şuraları getireceksin mi? Geliyor tabii. Evet, yaparız olur. Mutlaka gerekirse mesela şey yapabiliriz orada. Kavulca buğdayından tandır ekmeği yapabiliriz orada. Olur, olur, olur. Yani süper örnek olur, değil mi? Çok tabii, tandır yani ekmeği yapabiliriz. Eğer bunu becerebilirsek çok güzel olur. Mesela şimdi Necdet abiye diyelim ki değirmeni getirsin, o da durur. Başkanım sizde yerde sürünüyor mu şu anda İsveç, Almanya gibi? Açlıktan. Yok. Açlıktan yok. Öyle bir durum yok da, ama tabii ki bu son dönemde bayağı bir yani dünya genelinde bir değişim oldu. Bir sıkıntılar var, yani bir maddi sıkıntılar var, bir evet, pahalılık durumu oldu. Ama burada bu pahalılık durumuna rağmen halktan bile büyük bir tepki yok. Evet. Çünkü halk bunu biliyor, yani bu dünya genelinde olan bir şey. Ondan dolayı da halk sesini yapmadı yani. Sesini başkanım yapmadı. Bir şey sorabilir miyim size? Buyurun. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben Stockholm'da, Stockholm'da, Uppsala'da. Stockholm'dasınız. Krizden önce sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Dünyada bu evet, kriz başlamadan önce Stockholm'daki mazotun litre fiyatıyla bugünkü litre fiyatını biliyor musunuz? Hocam tabii ki bu farklılık, yani diyorum ya, bu son dönemde burada bayağı burada da aynı ya, Türkiye gibi diğer ülkeler gibi burada da bu apaçık belli yani. Bu apaçık aslında, belli. Bu fiyattan, aslında şu tespit. Bu soruyu şu tespit için sormuştum Mirza Başkanım. Abi diyebilirim, benden büyüksünüz, samimiyet olsun diye. Şimdi Mirza abi, aslında ben şunu tespiti için söylemiştim. İşte ben Avrupa'nın birçok ülkesine gidiyor geliyorum. Mesela Almanya'da, Avusturya'da birçok ülkede mazot fiyatları ya da yakıt, akaryakıt fiyatları o günkü rakamlarla bugün rakamlar arasında karşılaştırdığınız zaman %100'ü geçmiş hiçbir ülkeye rastlamadım. Mesela Almanya'da 1 euro iken krizden önce mazotun litresi şu an tahminim 2 euro civarında. 2 euro evet, civarında. 2 euro, 2.10 euro, 2.10, 2.9. Oysa Türkiye'de 7.5 lira iken mazotun litresi şu an 40 lira. Aslında evet, en çok sızlanması gereken belki de biziz. Bakın siz orada belki %100 bir artış olmuş. İsyan ediyorsunuz, haklısınız. Ben en son nereye gelmiştim? İşte Fenerbahçe'nin şikes olaylarını protest etmek için UEFA'ya gelmiştik. Sabah geldik, akşam döndük. Herkes işinde gücündeydi. Ona rağmen o zamanki rakamlar yine yüksekti. Ama kimse buna isyan etmiyordu. Bak siz şimdi %100 olmuş olmasına rağmen isyandasınız. Aslında biz çok daha vahim durumdayız. Evet. Belki şunun önüne hükümet olarak geçilse, aslında burada benim yaptığım siyaset falan değil, arkadaşlarımın hepsi bilir. Belki Türkiye'de akaryakıtın, kiraların, personel giderlerinin önüne geçilmiş olsa enflasyon bu kadar yükselmeyecek. Şu an bunların önüne geçilemediği bence... için... Şimdi değerli hocam, şimdi tabii ki Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman, yani aradaki farkı ben size anlatmış olayım. Şimdi aradaki fark şu, Avrupa'da her şey devletin kontrolünde. Yani devlet gerçekten de yani tam yani görevini tam yapıyor, her şeyi kontrol ediyor. Kimse devletten habersiz
kafasına göre hareket edemez, fiyat getiremez. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye bu konuda devlet biraz burada suistimal ediyor. Yani gerekeni yapmıyor. Gerekeni yapmayınca tabii toplum başkan da, daha ne yapsın? Başkan valileri bile marketlere gönderiyor. Allah aşkına sen de sanki böyle vallahi burada perişan. Sen bakma eleştirmedi. Başkan perişanız burada. Perişan. Şimdi deminki o sorunun aslında soru nereden geldi? Yerel gazeteler fakir... yerel gazeteleri versin. Ben orada evet. Bakayım ben başka bir konu dile getireceğim. Fakir Bey diyordu ya aç mısınız? Sırada mısınız? Evet, diyordu. Aslında evet. Bu onun için söyledim. Biz belki de oradan daha kötü durumdayız. Belki de değil. Çok kötü durumdayız. Ama ben size yani şunu söyleyeyim. Ben bir Dünya Barış Elçilerinin yani genel başkanı olarak yani bir barış elçisi olarak doğrusu ben bile mutfakla fazla ilgilenmiyorum. Yani mutfak tabii ki varlık, hayat varlığı olabilir. Ama bizim toplum yani gündemi okuyamıyor, gündemi anlamıyor. Yani aslında bizi bekleyen çok bereketler var. Biz onları görmezden geliyoruz. Onları anlamıyoruz da. Başkan bu kadar felaket yeter. Kurban olayım. Bir daha felakete bahsetme. Şu anda Irak'a da saldırıya geçmişiz. Abi, yenge hanım bunu duymasın. Bak başına her zaman kalkabilir. Mutfakla hep ben ilgileniyorum diyebilir. Başkan Halil Efendi'den bahsetti. Doğru. Bir geri alabilir miyiz bir daha o gazeteyi? Üstü Ay Yıldız bir öncekini alabilir miyiz? Bu da tabela yandı. Gazeteyi alalım. Devam edelim gazetelere. Reji gazete devam ederse başkanın şeyi soracağım. Halil Efendi'den bahsettin ya. Yıldız Dağı'nı soracaktım başkan. Evet. Yani orada bir gerçekten siz de yardım edin. Federasyon yapıyoruz şu anda. Evet. Ya onunla ilgili. Kent tanıtma anlamında dün Hanak Halk Eğitim Müdürü güzel bir çalışma yapmış 100. yılla ilgili. Gelelim geri. Evet bak bunu coğrafi işareti kazar getirecek misiniz? Coğrafi işareti kazar mı getireceğiz? Getireceğiz. Evet. Devam edelim. Ben bir şey anlatacağım. 100. yılımızı kutlarken başkanımız da sen de manşet ettin evet. O haberde. Bu böyle getirip manzara yapacak mısın başkan? Söz veriyor mu şu anda? Tabii. Seve seve. Yani oradaki... Onu burada... söz verecek olan Burak başkan. Evet. İl yapmayınca ilçe yaptı. Bu da 100. yılla ilgili şey yapmışlar. Geçtiğimiz gün Yıldız Dağı ile ilgili bir şey konuşmayacaksanız ben buradan bir serzenişte bulunacağım. Oraya geleceğim. Yıldız Dağı bunu durduralım. Tabii başkan. Ay Yıldız Dağı'nın üstü harabe, altı şehir çöplüğü başkan. Halil Efendi'den bahsettin de. Evet. Yani kent şimdi, konseyi başta olmak üzere. Doğru. Oradaki belediye, başta belediyeler. Tabii. Yani şehri güzelleştiriyoruz. Yalanla süpürgeli aleler götürüyor çöpü oraya döküyor. Yıldız Dağı mı şimdi, evet. Şimdi bu konuda aslında buraya gelmişken söylenecek çok şey var ama direkt konuyu dağıtmadan evet. Burayla ilgili konuşalım. Tabii Halil Efendi Yıldızı Dağ'ın orada iki işlem yapılıyor. Önce birisi, Yıldız derken yani Türk bayrağı var orada. Tabii. Evet. Tabii. Ya orada Türk bayrağı var, tabiyalar var. Evet. Orası Ardağ'ın kuruluş yeridir. Orada her şeyi bir tarafa bırakalım. Şehitler var. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Bakir doğal bir alandır orası. Yani bilmiyorum. Çok özel bir alandır orası. Orada mera alanıdır. Hayvancılık yapan insanların hayvanlarını otlak olarak kullandığı yerdir. Onun hemen yanı başı tarım arazileridir. Yani orası çok yönlü bir yerdir. O baktığınız zaman. Şimdi tabii buradaki çöp organizasyonu yeni bir organizasyon değil. Evet. Ama bununla beraber yeni bir organizasyon olmaması sizin orada bu konuya çözüm bulmamanız gerektiği durumunu ortaya koymaz. Çöpü daha atıl bir şekilde, daha görünür, daha ön taraflara atmanız gerektiğinde ortaya koymaz. Evet. Şimdi orada iki işlem yapılıyor. Bir çöp zaten o ayrı bir felaket. Diğeri de o dağda taş kırma. O dağ gitti zaten. Yani dağın yarısından fazlası kırıldı zaten. Hem çöp için hem evet, oradan taş evet, aldı, evet. Kaya alındı falan filan. Şimdi biz kendimizden olan yerel yöneticiyi bile eleştirirken aslında hep yapıcı eleştirmeye çalıştık. Ama bu çok karşılık bulmadı. Çünkü her şeyi ben bilirim. Çünkü şöyle. Sen çünkü, bilemezsin. Çünkü ben de 10 yıldır nacizane bu yerel yönetim sürecinin içerisindeyim. 3'e yakın belediye seçimine şahitlik ettik. Türkiye'nin her yerindeki yerel yönetim örneklerini de bilen birisiyim. Seçim meydanlarında kenti beraber katılımcı yöneteceğiz diyen belediye başkanlarının seçimden sonra ben bilirim mantığı kentleri uçurumun kenarına doğru götürür. Bu her yer için geçerlidir. Bunun birisi de Ardahan için geçerlidir. Niye böyle söylüyorum? Siz şimdi biraz önce gıda krizi de dediniz ya evet. Mesela. Şimdi 2019 yerel seçimler şimdi birbirine bağlayacağım bu konuları. Evet, evet. 2019 yerel seçimlerinden sonra ne oldu? Birçok yerde zafer kazanan
benim mensubu olduğum, muhalefet, olmaktan onur duyduğum verdi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri aldı. İlk iş her belediye başkanı elini aldı, tohumu septi. Ama tohumu nasıl topladığının videosu yok. Eşini de getirdi, kooperatif başkanı yaptı. Evet, sürdürülebilirlik doğru, sıfır doğru, oldu. Doğru. Sonra CHP nasıl iktidar olmadı? Doğru, Kılıçdaroğlu doğru. Kötü. Şimdi burada da siz son 1,5 yılınızı, son 2 yılınızı 6 tane yaptığınız bungalov evin etrafında geçirirseniz oradaki çöp felaketini göremezsiniz. Evet, aynen. Kusura bakmayın. Siz o orada yaptığınız o daracık alanda kente kazandırdığınızı düşündüğünüz o alanda Serkan'ı yaptı. Diğer tarafta bir felaketle karşılaşırsınız. Sonra da dönüp derseniz ki ya bura benimle ne alakası var kardeşim? Zaten vardı derseniz. Evet, olmaz. Bunun halk tarafında da iki kat şiddetli eksi anlamda karşılığını görürsün. Çözüm bulacaksınız. Doğru. Sizin iddianız zaten diğerinden farklı olmak. Tabii. Farklı çözümler üretmek. Çevreci olmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde var bu. Evet, çevreci olmak. Evet, evet. Sürdürülebilir enerjilerle belediyelerin organizasyonunu sağlamak. Geri dönüşüm. İklim değişikliğine göre belediyecilik yapmak. Bunların hepsi CHP'nin 2019 yerel seçimlerinin şeyinde vaatleri, var. Vaatleri. Şimdi burada gelinen tabloda bu. Ben de görüyorum. Benim evet vicdan olarak aynı benim de sorunum bu. Kavuncaya ektiğiniz alanı da alınlarla çiplerle boğuyor. Tabii. Evet, evet. Ya bakın orada Kartal Pınar Köyü var. Evet. Kartal Pınar Köyü'nde her yıl sayısız hayvan telef oluyor. Eski ismi Fahrer. Fahrer. Hı-hı. Niye? Poşetler geliyor. Bütün araziyi, merayı kaplıyor. Sarıyor. Hayvan gidiyor onu yiyor, evet, ve ölüyor. Evet, cinayet. Bu arada Karip Çankan iyi yayınlar dilemiş Tamal'dan. Ahmet Demirbaş tüm konuklara ve Fakir Yılmaz'a selam olsun demiş İstanbul'da Sayın Başkan. Eski başkanımız. Asker Akçay dostumuz. Fakir Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Alagözlü hemşerim. Fakir Bey Merkez İstanbul'dan Ardan Kültür Turizm Derneği olarak geçen yıl 20 üniversiteyle burs verdik. Bu yıl da burs vermeye devam ediyoruz demiş. Başkanım bursların tecellerini kapatayım, bir yayınlayayım, bir görelim. En azından benim görev aldığım iki dönemde dernek faaliyetlerini belgeleri anlatırım. Gel başkanım sen de konuğumuzu başım üstüne. Şeffaf dernekçiliğimiz devam ediyor. Programda olan Ankara Dernek ve Federasyon Başkanı Ergüder Bey de çalışkan biridir. Kendisini kutluyorum. Onur Özsever iyi yayınlar diliyorum. Van'dan çok selamlar. Sayın Doktor Ozan Balcı. Başarılı Balcı da aynı zamanda Kalle Efendi değil mi? Evet. Sizin valiniz, evet. Sizin mahalleniz. Evet, bizim tabii mahallemiz. Evet. Yani gerçekten daha önce Tokat'ta olduğu dönemde ben Tokat Kent Konseyi'nden biliyorum. Kendisi çok başarılı. Hı-hı. Hatta yani Tokat'tan giderken çok ciddi üzüntü. Başkan notar, sayın valimizi getir asıl etkinliğe. Şimdi o programda... Valimiz gelmedi bir türlü yani. Bizim etkinliğe de gelmedi. O programa Türkiye'nin her tarafındaki Ardahan'da olan... Yok, özel ziyaret edin. Valimizi alın getirin. Not ol vallahi. Sabah Ozan Bey bana göre yani festivalin şey olur. Biz şöyle mutlu oluyoruz duydukça. Şimdi Van'da da gerçekten o devlet adamlığını ortaya koyarak, evet, hizmetler yapan, projeler üreten, kente değerler katan bir mülki idare anlayışı. Çalışkan bir mülki idare. Evet. Yani Ardahan'ın oluşu söylemiyoruz. Tabii. Şu andaki İçişleri Bakanı'nın... Ardahan'ın oluşu da bize ayrı bir gurur kaynağı. Şu andaki İçişleri Bakanı'nın başarısını inkar edebilir misin? Tabii ki. Adamın gerçekten geldiği günden beri, evet, darmadağın edilmiş bir bakanlığı toparlamaya, evet, çalışması. Evet. Enerjisi. Yani enerjisi. Kesinlikle. Uyuşturucuya karşı verdiği mücadele. Yani ben muhalif olabilirim ama adamın doğruluğu da, evet, mevcut bakanların çırpınışları da. Yani Sayın Erdoğan bütün yükü de onlara bırakmış. Sayın Başkan biraz... oradan Türkiye nasıl görünüyor diye sorsam? Oradan Türkiye nasıl görünüyor? Türkiye... Bak bizi iyi görün. Aslında... Şu anda sizi şeye de imzalıyoruz. Bak mecliste şu anda tartışılıyor. Yani haydi almayacak de aldık sizi. Yok, zaten alınması lazım. Yani başka bir çare yok. Yani bunun kaçışı da yok. Her ne kadar Türkiye karşı olsa da eninde sonunda sonuçta her şey birbirine bağlı. Yani burada arada Amerika var, işte NATO var, işte Avrupa var. İster istemez bunlar hepsi birbirine bağlantılıdır. Yani bunun kaçışı yok. Eninde sonunda olacaktı yani. Kaçışı yoktu da başkan biz de ama şey yaptık da ben buradayken papazı vermem dedik. Arkasında papazı verdik. Sonra da İsveç'i de kabul etmez dedik. Onu da verdik. Bu arada Enser Öğüt arıyor. Aslında o
O bence o Erdoğan'ın elinde değil. Erdoğan tabii ki bazı yani konularda o da yani gerekeni yapıyor yani kendi yanında o da haklılık yani haklılık tarafı var da. Ama sonuçta bir Avrupa'da eğer yani NATO'yla yani NATO'nun içindeyseniz NATO'yu dinlemek lazım. Sonuçta Amerika'da dinlemek lazım. Yani bunlar da tabii ki İsveç'in NATO'ya girmesini istiyorlar. Onun için yani ne kadar da yok dese onun eli mahkum, elinde sonunda yani kabul etmek zorunda yani. Peki barış gelecek mi sizce? Siz barışa... Barış gelmez. Çünkü niye barış gelmez? Çünkü barışı yani getirecek o insanlar o barış için bir hizmet eğer yapabiliyorsa, o zemini oluşturuyorsa barış gelecek. Ama eğer zemini oluşturmuyorsa, barışa bir katkısı yoksa, örneğin mesela yani dünya kaynıyor, biz ise mutfakla ilgileniyoruz. Mutfakla ilgilendiğin zaman, savaşta burada bir bomba düştüğü zaman o zaman ne mutfak kalır, ne hiçbir şey kalmaz. Ondan dolayı yani mutfaktan daha çok biz dünya gündemini biraz yani takip etmemiz lazım, anlamamız lazım, gündemi okumamız lazım. Aslında bence bu İsrail savaşını tabii ki bir barış açısı olarak ben bu İsrail, bu Filistin savaşını da ben İsrail savaşını ben kınıyorum ve İsrail'i de ben nalesliyorum burada. Yani başkan ya Allah bir deyip de bir barış elçileri olarak gidemez misiniz oraya? Ya gidebiliriz tabii. Gidebiliriz de biz o oluşumu daha şu anda biz arkadaşlarla niye çevre için çevre için değil mi başkan? Çevre için gidiyorlar, eylemler yapıyorlar. Ya az önce Yıldız Dağı ile ilgili bir şey söylüyordu. Evet. O tür yerler için aslında yapıyorsak burası için de yapmamız lazım. Değil mi? O bizim Yıldız Dağı ile ilgili az önce size bir resim attım. Ben gördüm evet doğru. O resim attım keşke o resmi... Şeyle bahsettiniz. Veri atayım evet, ben. Verebilirse versin. Ben gönderdim. Atayım, bu resmi bana Ardahan'da ismini söylemeyeceğim işte gittim kendim de yerinde gördüm. Resim çekilmiş o Yıldız Dağı'nın altında öbek öbek dumanlar çıkıyor. Tabii. Yani bu ne demek? Çöpler yanıyor. Tabii. Hakikaten o Ramazan tabiyasının altında o üstündeki tabyalar işte Türk bayrağı altında bu kötü görüntünün bir an önce sonlandırılması lazım. Tabii bu Faruk Başkan'la alakalı mıdır? Yoksa Kültür Müdürlüğü aslında o da aynı zamanda da sit alanıdır bildiğim kadarıyla. Tabii orası da sit alanı değil mi? Oraya bir an önce el atılır. Koruması lazım. Yani. Oranın evet. Korunması lazım. Keşke o resmi versek. Ben de o resmi, şu anda verdim bakacak. Eğer arkadaşlar. O resmi verebilirsek çevrecilere de buradan çok iş çıkar. Başkan çevreciler gibi bize diye düşünüyorum. Tabii. Barış Derneği olarak gelsenize ben de katılayım size. Biz İsrail'e bir gidelim baskı yapalım. Ya. Var mı gücümüz? Ya zaten yani siz de bizimle berabersiniz zaten. Yani biz beraberiz. Yani tabii ki yani dünyada, şu anda... dünyada ilginç bir hareket yapmak lazım. Bu barışı söylemekle kefenleri doğru giydik. Kesin. Kefenleri giydik bizi gönderin demekle 24 saat size veriyoruz demekle barış gelmiyor başkan. Doğru kesinlikle. Kesinlikle ben size katılıyorum. Yani bu da tabii ki arkadaşlarla bir istişare edelim. Yani seninle beraber arkadaşlarla bir istişare edelim. Konuşalım. Gerekirse onu yapacağız. Evet başkanım sizin dernekle barış şeyi de asacak mıyız burada 30 Kasım inşallah o zaman kadar barış zaten biter. Bizim de içimizde zaten böyle bir sıkıntı yok. Hep barış içerisinde yaşıyoruz. Barışamıyoruz daha Kars Ardahan Iğdır'la nasıl olacak öyle şey? Şöyle bizim Kars Ardahan Iğdır'la kavgamız yok aslında. Evet. Belli bir grup var. O grupla böyle bir çekişme var. O arkadaşlar da eminim ki geçen gün Ankara'da yapılan Kars Ardahan Iğdır tanıtım günü adı altında yapılan günlerden önemli dersler çıkartmışlardır. Bundan sonra nasıl gördün başkan sen? Atılacak adımlar ona göre olur. Ben orada gittiniz mi? Gittik. Evet. Bizim işte Ardahan valimiz gelmişti. Hı-hı. Vali Bey sonra Faruk Başkan geldi. Çetin Başkan geldi. Onlar da orayı ben de ziyaret ettim. Evet. Tabii tanıtım günlerinin öyle olmaması gerekir. Tanıtım günlerinde hakikaten bir şeylerin tanıtmamız lazım. Az önce Mirza abi orada söyledi Ardahan'ı bu kadar bilmezdim. İşte bak bir şeyler öğreniyorum. Orayla ilgili bilgiler almış aynen, oluyorum. Evet. Biz olduğumuz yerde mutlaka eğer Kars Ardahan Iğdır günleri ise Kars'la Ardahan'la Iğdır'la gibi bir şeyler anlatmamız lazım. Oysa ki ben orada onu Karslar adına da söylüyorum. Iğdırlar adına da söylüyorum. Onu görmedim. Ancak Altın Park'ta 30 Kasım 1 2 3 Aralık tarihinde yapacağımız günlerde herkes Ardahan'la ilgili bir şey görecek. Ben buradan sizin aracılığınızla bu çağrıyı yapıyorum. Kendimiz de bizzat gidip yerinde de ziyaret edeceğiz tüm Türkiye genelindeki Ardahan federasyonlarını
Diyeceğiz ki arkadaşlar gelin Ankara'ya, bu sene Ankara'da yapıyoruz bu etkinliği. Önümüzdeki sene İstanbul'da, bir sonraki sene İzmir'de daha güçlü, hakikaten daha anlatılı bir şekilde yapalım şeklinde bir program yapacağız. O arkadaşlarımızı şimdiden ben davet ediyorum. Yanlara bizzat giderek de davetlerini de kendilerine vereceğim. Niye vereceğiz? Şimdi hakikaten öyle bir ortamdayız ki biz aslında proje yapmamız lazım. Biz nereyle ilgili projeler yapmamız lazım? Az önce söylediğiniz işte POSOF sınır kapısından bahsettiniz. Oysa ki Ardahan'da sadece bir kapı yok, üç kapı var. İşte bir Çıldır'da demir yolu kapısı var. Hem demir yolu kapısı var Çıldır'da. Doğru. Hem Aktaş gümrük kapısı var. Öteki tarafa gidiyoruz. İşte POSOF'taki Türk gözü sınır kapısı var. Bunlar sadece geçiş noktası olarak kullandırılıyor. Bu geçiş noktası olarak kullandırılmasından kurtarılması lazım. Şöyle ki eğer biz bir gümrük kentiysek, sınırda bir bekçilik yapıyorsak biz orada sadece yaşamıyoruz. Aslında biz Ardahanlılar olarak biz orada askerlik yapıyoruz. Sınırı bekliyoruz. Dolayısıyla bir pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız var. Ardahanlıların bir pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var. İşte bunun Sibirya örneği var. Kanada'da benzer örnekleri var. Şimdi tek tek saymayacağım. Evet, evet. Şöyle o bölgede yaşayan insanların mutlaka pozitif ayrımcılığı vardır. Şöyle ki bizim orada 8 ay doğal gaz yakılır. Biz de aynı parayı öderiz. Geliriz Antalya'da bir ay doğal gaz yakılır. O da aynı parayı öder. Biz Ardahan'da yaşarız. Soğuğun, karın, tipin, boranın altında aynı maaşı alırız. Gideriz Antalya'da bir ay yakıt öderiz. Orada da aynı maaşı alırız. Dolayısıyla Ardahan'a bu ayrımcılığın Ardahan ve Ardahan gibi illere sadece Ardahan'la sınırlamayalım. Yapmamız lazım. Eğer madem bir sınır kentiyiz, milletvekillerimizin her ikisi de bu uğurda mücadele ediyor. Haklarını teslim ediyorum ben. Madem bu işi yapıyoruz, iç gümrüklemenin, dış gümrüklemelerinin, antrepoların, aktarma istasyonlarının mutlaka Ardahan'a bir katkı sunması lazım. Herkesin dile getirip konuşup ancak adım atmadığı iki şey daha var. Burak Başkan da bu işin içerisinde mutlaka... Enseviye alabilir miyiz? Enseviye mutlaka Doğa Ekspres'in, son durağının belki oradan Sahara Tüneli açılırken Hopa'ya kadar indirilmesi gerekir. Ardahan'daki havalanının mutlaka yapılması lazım. Ardahan tek başına Ardahan'a hizmet edecek bir yer değil. Evet. Ardahan'dan Sahara Tüneli işte açılacak deniyor. Daha proje ihalesi yapıldı. Yapım ihalesi yapılamadı para yokluğundan dolayı. Öteki tarafta işte POSOF Ilgar Dağı Tüneli açılıyor. O havalanı hem Türkiye'nin hem de belki Gürcistan Ahıska tarafının ortak havalanı olabilir bir durumda. Bunlarla ilgili çalışma yaptırmak için biz sivil toplum örgütler olarak mutlaka baskı yapmamız gerekir. Eğer biz bu baskıyı yapmazsak, belki de yapacağımız işte o Ardahan günlerinde bunları biz kamuoyuna anlatmazsak, gelen konuklarımıza anlatmazsak biz bu işi başaracağımıza inanmıyorum. Mutlaka biz bir baskı unsuru olmamız lazım. Bu arada lazım. Halil Efendi'den bahsettik. Sayın Milletvekilimiz Ensel Öğüt sürekli arıyor. Eğer imkanı olursa ben telefonu verdim. Bağlayabilirsek alalım Enser Bey. Bir onun da yatırımı var orada. Sağ olsun milletvekillerin evi yok falan diyorduk. Adam bir ev yaptı yani. Gerçekten de bir eser yaptı. İyi bir, güzel bir yatırım yaptı. Her ne kadar Safet Kayahan bir ev yapmadı ama diyor ki Karsit'e yaptım diyor. Bank seçime Karsit'e açıyor. Sonra boyamayla krediler alınıyor falan. Şimdi buraya gelmeden böyle bir dersime çalışırken bir şey daha gördüm. Evet. Yani belki Enser Bey bağlanana kadar evet, belki de hiçbir ilde olmayan kalelerin olduğunu gördüm ben Ardahan'da. Kaleler Kuleler Kenti diye bir kitap bastık. Ardahan 17. Paraları verdik matbaacıya sonra kitaplar dağılmadı millete. 17 tane Ardahan'da kale var. Sayın Bahri bu arada Kaleler Kuleler kitabına ilgili bir baskı yenileyebiliriz ve eski baskıda ne oldu diye bir sorarsanız seviniriz. Ya muhteşem bir kaleler kendi aslında evet, Ardahan. Evet, evet. Bu neyi gösteriyor? Ardahan geçmişte olduğu gibi bugün de aynı mücadeleyi, sınır bekçiliği mücadelesini veriyor. Müze Başkan Diyarbakır'da böyle dernek, federasyon başkanı var mı? Bak adam nasıl anlatıyor. Tabii aramızda var evet. Yani, şimdi ben başkanım ben şu olaya şöyle... geçmiş dönem evet. Vekilimizden. Şöyle bizim orada Şeytan Kalesi diye bir kale var. Evet. Hep konuşulur. Ama vatan millet Sakarya diyenler de bir bayrak hala asamadılar. Hele ışıklandıramadık. Yani bu petrol evet. Ofislerinin önüne geçerken yollarda ben büyük bayraklar görünce acaba arkada bir vergi işi var mı diyorum. Hep büyük bayraklar asanlar da çok şey bakmıyorum ben yani böyle devasa bayraklar. Bayrağımız tabii yapılacak bayrağımız ama bunun yanında Şeytan Kalesi Başkan Münir'in diyorsunuz ya Ankara uçak binmemiş adam diyorsunuz ya Çanakkale'ye gülmemiş evet. adam.
daha orada Kurtkale Kalesi'ne Fakir İlmez gidememiş. Yol yok. Tamam. Ya bir oraya gidelim. Yani Kurtkale Kalesi var. Başkan Gürcistan'la Türkiye arasında Şeytan Kalesi'ni ikiye katlar güzelliğinde. Yani doğa aykırı şeyinde. Şimdi inşallah ama şimdi... Şimdi Diyarbakır'da ve özür diliyorum. Sizin çevrenizdeki illerde böyle federasyon başkanı, kent konseyi başkanı böyle memleket için mücadele var mı? Vallahi aslında var ya, yani ben Diyarbakırlı, bir Diyarbakırlı olarak ben arada yani birkaç sene sonra ben Diyarbakırlı'yı gördüğümde ben şaşırdım, inanamadım. Diyarbakır inanılmaz bir kültür şehri olmuştur yani. Bir kültür şehri olmuş. Evet. Yani o yani bina yapımı olsun, gelişimi olsun. Evet, yani yeşilliğidir. Ondan sonra eski yapılardı, mesela sürbeden yapıları var dünyada ikinci sırada. Bir de onların şehirleşme yani gelişmesi olsun. Gerçekten de binaları, caddeleri, sokakları geniş. Yani bir de kültürel başkan gaza geldi bak. Ardana karşı da evet. Mirza abi, yani biz sizi Diyarbakır Federasyon Başkanı yapmamız lazım. Ya. Yok, ben Türkiye adına, Diyarbakır adına ben tabii ki çok yani gurur duyuyorum. Yani Ardahan da öyle. Ben şimdi size Ardahan'ı anlatıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum yani. İşte aslında Mirza abi, buradan çok güzel bir şey çıkıyor. Şöyle ki, hepimiz evet, illerimizin özelliklerini anlatırsak belki Türkiye turistik gelirler anlamında da çok farklı bir yerlere gidecek. İşte Türkiye'nin ekonomik gelirlerinden birisi aslında turistik. Şimdi o var, çok yani bir konuya geldi. Çin Seddi'ne gideceğini, Diyarbakır Seddi'ne gidecek. Tabii doğru. Çin Seddi'ne gideceğini, Berlin'de bilmem ne Seddi'ne evet, gideceğini, evet, Diyarbakır'daki işte sulara gelsin. Ardahan'daki 17 tane kaleye gelsin. Evet. Ardahan'da abi göllerle ilgili bir şey anlatsam, muhteşem göllerle ilgili muhteşem hikayeler var. Şimdi Ergüven Hocam, gerçekten de size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuya geldiniz. Aslında bence bu olması gereken bir hizmet. Yani olması gereken bir çalışma. Madem ki siz bunu anlattınız, o zaman benim size bir yani önerim var. O zaman Türkiye'nin tüm illerinde böyle gezin dolaşın. Dernekler arası bir diyalog yani kurun. Dernekler arası. Başkanım, arabanın benzini 1 evet, lira doluyor. Öyle gezin dolaşın. Ne diyorsun? Şimdi bak, yok, Mirza bence, abi. Mirza abi şimdi. Belediye olarak, bence belediye olarak veyahut da oranın yetkili resmi kurumlar olsun. Turizm Bakanlığı başta olsun. Canım bütçeler bir süre harcanıyor. Şimdi evet, bu anlamda mesela Ardahan Dernekler Federasyonu olarak buradan ben bir davet daha, buyurun. Bir davet daha yapmak istiyorum. Bir de şey demiş, evet onu bir yapın. Evet. Bir davet, bir çağrı daha yapmak evet, istiyorum. 3, 4, 5 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da yapılan Yörük Türkmenler Festivali var. Buraya evet, bana aktarılana göre, Antalya Belediyesi'ndeki görevli arkadaşların anlattığına göre 40 ülkeden katılımcı geliyor. Biz Ardahan evet, Dernekler Federasyonu olarak 3, 4, 5 Kasım tarihlerinde Antalya'da hem Antalyalılara hem Antalya'ya gelen turistlere hem de yurt dışından gelen o 40 ülkedeki temsilcilere Ardahan'ın özelliklerini, Ardahan'ın güzelliklerini, Türkiye'nin güzelliklerini anlatacağız. Diyorum ki bizim Ardahan tanıtım günlerinden önce önümüzdeki ayın ilk haftası yani 10 gün sonra Antalya'daki ve çevre illerdeki herkes Aksu Atçayırı diye bir alan var. İkinci Uluslararası evet, Yörük ve Türkmenler Festivali. Eğer Ardahan'la ilgili bir şeyler görmek istiyorsak lütfen Atçayırı'ndaki Ardahan çadırına gelin. Ardahan'ın orada görün. Niye oraya gidiyoruz? Ardahan'ı belki dünyaya da oradan kısmen de olsa anlatmış oluruz. Evet. Şimdi hocam biliyor musunuz, o zaman benim sizin bu anlattıklarınızın yanında benim de bir önerim daha var. O zaman ben şunu yapın. Sen Diyarbakır karpuzu gönder. Aynen. Şimdi bence o zaman yani bunu da yapın. O 40 kişilik ekiple mesela gelenlerin yanında mesela onlara diyelim ki Ardahan'ın çekimini yapın. Her bölgeyi çekin. Bir video halinde o yani gelen misafirlere verin. Onlar hiç olmasa gelemeyenler
orada izlemiş olsun. Bir video olarak da izlemiş olsun. Teşekkür ederiz. Onu da görmüş olsun. Başkanım bu arada rahmetli Mesut Yılmaz diyordu. Diyarbakır'da geçer barış. Siz Diyarbakırlı olarak bu barışı getiremediniz. Ne oldu? Yok aslında var ya ben Yılmaz Bey çok güzel bir şey söylediniz. Ben bununla ilgili ben de daha önce ben de bunu söylüyordum. Diyorum ki dünyanın savaşı da Diyarbakır'dan çıkacak. Dünyanın barışı da Diyarbakır'dan çıkacak. Yani? Yani nasıl? Yani evet. şunu demek istiyorum. Çünkü yani bugün dünyanın gidişatına bakıldığı zaman ben bu Kürt sorunuyla bağlantılı olarak Kürt sorununu ileriki zamanda tabii ki İsrail olsun, Amerika olsun bunlar yerinde rahat duruyorlar. Zaten bu Filistin-İsrail savaşının perde arkasındaki yani anladığımız yani şey şu, bu savaştan sonra İsrail şu anda dünya karışmadan, dünya büyük savaşa girmeden bunlar şimdiden, önceden yani bunlar tedbirini alıyorlar, bunlar kendi yerini garanti ediyorlar, kendini büyütüyorlar, yani kendi toprağını büyütüyorlar, büyük bir devlet haline getiriyorlar. Büyük bir devlet olduktan sonra ondan sonra başlayacaklar. Bu kez Türkler için bir ikinci bir İsrail konumuna getirmek. Şeyden bahsediyorlar. Yine Bob'a geldik. Yani Bob'dan diyorsunuz. Ona göre önlem almak lazım. Ona göre başkanım siz nasıl bakıyorsunuz? Bu hayali bir proje mi? Yani İsrail, büyük İsrail diyorlar ya. Evet. Yani ya ben Amerika ve İsrail'in sürecini tamamladığını düşünüyorum. Evet. Yani dünyada artık yeni liderler. Abartıldığı gibi değil yani. Ben bundan sonra da daha da aslında şu an Amerika çok ciddi anlamda son yıllarda etkisini kaybetmiş durumda. Evet. Aslında yani bölgesel tabii aktörler değişiyor. Bütün olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin stratejik konumu ve bu alanda söz sahibi oluşu Türkiye'nin de çok ciddi bir aktör olduğunu ortaya koyuyor. Ve ben İsrail'in de Amerika'nın da artık çok kısa bir süre sonra kendilerini bitireceğini ve artık dünyanın yeni düzeninde çok yeni da korkmamak lazım diyorsunuz. Yeni aktörlerin olacağını düşünüyorum. Yani ben böyle düşünmüyorum hocam. Çünkü ben onun için diyorum yani dünyanın savaşı Diyarbakır'dan çıkacak, dünyanın barışı da Diyarbakır'dan çıkacak. Şimdi bir de uzağa baktığımız zaman yani bu ya, çok fazla uzak değil. Yakın bir zamanda birkaç sene sonra dahi bile ben öyle zannediyorum ki Kürtler geleceğin 21. asrın jandarması olacak ve dünyaya aynen İsrail nasıl ki Müslümanlara zulüm ediyorsa, hakaret ediyorsa yani Kürtleri de Amerika, İsrail onları kullanıp yani geleceği tehdit etmek durumu lazım diyorsunuz. Benim de endişem bu yani. Benim de korkum bu. Sen biletleri al. Bilet verir lan bilmiyorum da biz İsrail'e gidelim başkanım. Şimdi başkanım orada bir şey soruyor. Diyor ki dergi sen Burak tanıyor musunuz? Tanıyorum. Dernek başkanı diye kaydetmiş ama. Bildiğim kadarıyla her milletvekilinin 3 tane danışmanı var. Bizim Ardahan milletvekilinin danışmanı nerelidir? Ardahan yöresini bilenler midir? Yoksa İtal milletvekilimiz gibi danışman da başka yerlerde mi İtal'dır diyor. Hüseyin Bey ben bir gün oradaydım. Çok da İtal milletvekilimiz de yoktu orada. Üçü de Ardahanlı. Danışmanlar da İtal değil. Danışmanlar da ikisi de Ardahanlı. Sen rahat ol. Bu ara Ankara gel. Ona eleştiri getirmeden önce vekillerin kendisi ve danışmanları bizi yerdir. Bilmiyorum ben. Yani burada asıl olan milletvekilleri ben milletvekillerin her ikisinin de hakikaten yürekten böyle Ardahan canlısı olduklarını gördüm. Kesinlikle. Ya şöyle tabii bizim de bir aday adaylığı sürecimiz oldu. Yani her gönül kendi ister ki kendisi milletvekili. Kendi ekibi doğru. Ama son genel seçimlerden sonra özellikle her iki milletvekilimiz de popülist siyasetten uzak. Enerjisi ve dinamiği yüksek. Evet. İktidar ve muhalefet olmanın kurallarını bilen ve bu anlamda çok centilmen bir süreç yürüten iki milletvekiline sahibiz. Gerçekten bu Ardahan adına avantajlı bir durum ve ilerleyen süreçlerde işte, bunu göreceğiz. Doğru. Ama tabii ki şey böyle bir şey değil. Yani milletvekilinin çalışacağı adı üstünde danışmanın
%100 Ardahanlı olma gerektiği, yani çalışma arkadaşı başka bir durum. Evet. Yani sizi orada, sizin muhatap alacağınız kişi milletvekilinin yaptığı doğru, çalışmalar. Doğru, doğru. Şimdi biri siyasi parti, bir iktidar partisi. Şimdi Diyarbakırlı neredeyse Ardahanlı ettik. Yani, değil mi yani? Eğer biri iktidar partisi milletvekili, evet. Biri ana muhalefet partisi milletvekili. Şeyden beri de, göreve başladığı günden beri de Özgür Bey, Sayın Özgür Erdem İncesu, evet. Gerek önerileriyle, gerek meclise verdiği önerilerle, sorunlara değinmesiyle bir kamuoyu oluşturuyor. Diğer tarafta iktidar partisinin temsilcisi Kaan Bey çözüm odaklı çalışmalar yapıyor. Görüyoruz, gözlemliyoruz. O yüzden hani böyle danışmanın %100 Ardahan menşeli olması, o bir çalışma arkadaşıdır. Bir tercihtir, bir yöntemdir. O yüzden o çok üstüne durulacak bir durum. Siz nasıl değerlendiniz vekilleri? Vekillerin ikisinde ben böyle Ardahan canlısı. Bu eski vekilleri de aynı şeyi söylediniz de şimdi yenileri geldi diye. Yani şimdi şöyle biz en son vekilleri değerlendirdiğimiz için ben ikisi için aynı şeyi söyleyebilirim. Ya yok şimdi bir hal hazırlık durumu değerlendiriyoruz. Yani Ergüder Başkanım da aynı düşünüyordur ama ben yani 10 yıl kentin 2 milletvekili var. Tamam farklı siyasi partiler. 10 yıl konuşmayan 2 siyasi figürü Ardahan gördü. Yani bundan taban da etkileniyor. Tabii. Yani Orhan Bey ile Öztürk Bey bir zıtlaşma içerisinde. Doğru, doğru. Zaten Öztürk Bey sonradan. Ondan önceki Safet Bey'in durumu vardı. Tabii yani şimdi yani evletteki birbirlerine eleştiri sunacaklar. Siyaset yapıyorlar. Ama yani sadece kavga üzerine bir restleşme üzerine siyaset anlayışı zaten küçücük bir şehrimizde Ardahan'da sürekli göç veren bir şehirde tabana da yansıyor. Şimdi o tartışma kente de yansıyor olumsuz anlamda. Ya bu noktada şu ana kadar gerçekten çok gayet iyi gidiyorlar. Kendilerini de tebrik ediyorum. Ben size bir soru soracağım. Başkan belki cevabı istersen verebilirsin. Ha. Safet Bey yine orada şu anda. Yerel seçim öncesi yine kurbanlık falan kesiliyor. Tam da Filistin'i alıyoruz. İşte bir tarafta yaslıyoruz. Tabii ya bayrak indiriyoruz. Kurban kesiyoruz. Şu anda. Ya bu tabii siyasi bir yöntem. Ama ben bu yöntemin artık karşılığının olmadığını düşünüyorum. Yani işte kurban kesimi bunlar modası geçmiş siyaset mantıkları. Belki kendi ticari işleri vardır bilmiyorum şimdi ben ama sadece o yöntemi söylüyorum. Karşılamalar, omuz almalar, kurban kesmeler falan. Bunların artık günümüz siyasetinde karşılığı maalesef yok. Kendisi sonuçta Ardahan'ımızda milletvekili yapmış. İyisiyle kötüsüyle hizmet ettiğini söyleyen bir siyasi ama artık siyaset de metot değiştirdi. Yani bu son genel seçimler siyasetin yönünü de değiştirdi. Sadece işte kurban kesilmeler, karşılamalarla aday belirlenemeyeceğini de ortaya koydu. Yani her iki partide de bu ortaya bu durumu gösterdi. O yüzden çok karşılığı olan bir durum olduğunu düşünmüyorum yani. Başkanım biz Güney Tekirdağ'dan sizi almışken İşe yarası program en azından. Bir de o bahsettiğin şey kameraya bakarak bir daha söyleyebilirsin Antalya'daki orayı. Kameranız hemen karşıdaki kameradır. Ona çağrı yapabilirsiniz. Çünkü şöyle. Antalya bölgesinde de o bölgede bir sürü Ardahanlı var. Onun yanı sıra biz orada bir çadır açacaksınız anlattığın kadarıyla. Doğru evet, mu? Evet doğru. Bir stand bu açacağız. Bu etkinlikten önce yani şu anda yapacağınız festival federasyonu yapacağı Ardahan günleri öncesi bir nevi küçüğünü Antalya'da açıyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani Ardahan Dernekler Federasyonu olarak Antalya'da 3, 4, 5 Kasım tarihlerinde bu Atçayırı denen bölge Aksu'da orada Ardahan Dernekler Federasyonu olarak Ardahan'ın tanıtımı adıyla bir stand açıyoruz. Standta yöremizin coğrafi işaret almış ürünlerimizi de bulacağız. Hem ikram edeceğiz hem de isteyen olan hemşehrilerimiz, konuklarımız varsa onlara satışını da yapacağız. Diyorum ki o tarihlerde Antalya'da yaşayan herkes Atçayırı, Aksu Atçayırı bölgesindeki standımızı mutlaka ziyaret etsinler. Ve yine bu ayın önümüzdeki ayın sonunda yani 30 Kasım 1, 2, 3 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara Altın Park Fuar ve Kongre Merkezi'nde tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bunların yanında Ankara'da yaşayan herkesi oraya bekliyoruz. Ardahan'ı tanımak isteyen kim varsa mutlaka Altın Park'taki ANFA, Fuar ve Kongre Merkezi'ne buyursun gelsinler. Bizim misafirimiz olsunlar. Resmi açılışını muhtemelen Cuma günü yani ayın
Aralık'ın birisinde yapacağız. Oysa ki biz 30 Kasım, 1 Aralık, 2 Aralık, 3 Aralık tarihlerinde oradayız. Ardahan'ı görmek isteyen herkes o tarihlerde mutlaka orada olsun. Ve yine diğer illerimizde sizin aracınıza yine davet etmek istiyorum. Diğer illerimizde faaliyet gösteren tüm derneklerimizi, dernek başkanlarımızı, federasyon başkanlarımızı, vakıf başkanlarımızı, siyasilerimizi, bürokraside görev yapan tüm hemşerilerimizi o tarihte oraya sizin aracınızla davet olmak istiyorum. Niye olmak istiyorum? Vaktimiz var mı bilmiyorum. Var var, buyurun. Niye olmak davet etmiş olmak istiyorum? Gelsinler mutlaka, belki hiçbir ilde olmayan 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında Damal'da, Karadağ'da gerçekleşen bir tabiat Atatürk olayı var. Doğru. Atatürk'ün süliyetini 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Atatürk'ün süliyetinin nerede olduğunu görmeleri için oraya davet etmek istiyorum. Bülbülhan Yaylası'nın özelliğini görmeleri için oraya davet etmek istiyorum. Diyorum ki Gölen'in Okçu Yaylası'nı görmek için oraya gelin. Kura Nehri'nin gelin gibi süzülüp akan o güzel yüzünü görmek için oraya buyurun gelin diyorum. Ve en önemlisi, bizim oranın çok güzel bir kayak merkezi var. İnşallah orayı bu sene biraz daha canlandırabiliriz. Yalnız Şam'daki kayak merkezini tanımak, görmek için oraya davet etmek istiyorum. Gelin Ardahan'ı orada birlikte yaşayalım istiyorum. Başkanım, Ardahan'ı güzel anlattınız. Başkanım, siz en son etkine gittiniz mi Ardahan'a dediniz? Kars Ardahan'a durmayın. Yok. Siz nasıl bakıyorsunuz bu Kars Ardahan'a? İstanbul'daydım. Evet. Ya tabii şimdi ben de bir Ardahanlı olarak. Evet. Ardahan bir şehir, bir kent ve buradaki sivil toplum kuruluşu organizasyonlarının böyle bağımsız bir şekilde devam etmesinden tarafım. Ancak ben de öyle görüyorum, Ergüder Başkanım gibi de görüyorum. Çok ciddi bir çatışma aslında halklar arasında ya da orada yaşayan insanlar arasında yok. Bir üstte iktidar, yani o gücü elinde tutmak isteyen bir lobi var. Ben diaspora diyorum. Bunu birbirine bağlayıcı bir durumu var. Yani biz çok büyük gücümüz var falan abartıyorlar. Bu da hiç yok. Abi pozisyonunda. Bu da hiç yok. Abi. Evet, evet. Şimdi aslında o olsaydı da keşke. Evet. Evet, Ardahan evet. Ondan da faydalanmış. Doğru. Zaten doğru. Onun olmadığı o kadar bariz ortada, evet, ki bir katkısı olmamış. Doğru. Şimdi de burada yani Ardahan il dışında temsil eden dernekleri, federasyonlar bugün tanıtım günlerini yapıyorlar. Yapmalılar. Evet. Bu giderek de her yıl üstüne koyarak da devam etmeli. Evet, evet. Yani biz Ardahan kendine ayrı bir şehir. O şehrin bir takım dinamikleri var. Yani biz Kars'tan ayrılmış olmamız tamamen Kars'la aynı dinamikler üzerinde olduğumuz anlamına gelmiyor. Birbirimizden ayrıldığımız çok nokta var. Doğru. Ve bunları ön plana çıkarmak için de böyle çalışmalar yapmak lazım. Kars Ardahan'ıdır, birleştir hadi çık. Hani, olmuyor. Yok, doğrudur. Ya mesela bizim bir Çıldır Gölümüz var. Evet. Kavga ediyoruz. Evet. Başkan, sizde de var mı ağrılarla hıdırlar kavga ediyor? Aslında başkanım çok güzel mesajlar verdi. Benim de eğer siz müsaade ederseniz ben de güzel bir mesaj vermek istiyorum. Yani bu mesajın yanında saat geldi zaten. Siz son söylem olarak alalım. Evet. Yok, ben sivil toplum örgütleri olarak, madem ki biz dernekçiliği konuşuyoruz, biz sivil toplumu konuşuyoruz. O zaman bununla ilgili yani benim de bir mesajım var. Buyurun. Ben de tüm derneklere, tüm federasyonlara ben şunu söylemek istiyorum. Yani artık toplumumuzu, insanımızı dünya insanını yapalım. Sadece Ardahan'ın sınırının içine kalmasın. Mikro milliyetçilik değil. Genel anlamda tüm dünyaya bakalım. Aynen. Yani tüm dünyaya böyle bir pencere açın orada. Yani oradaki tüm insanlar içeride bir köyde dahi bile olsa dünyayı görebilsin. O yönde bir hizmeti geliştirmek lazım. Bir de dernekçiliği ben nasıl anlıyorum? Dernekçilik bir misal vermek istiyorum. Bugün cami imamının görevi ne? Cami imamının görevi bugün Allah'ın kitabını, İslam dinini, Allah'ın kelamını insanlara anlatmak. Şimdi bu anlamda dernekçilik de bence çok çok önemli bir görevi var. Dernekler de, dernekçilik de daha doğrusu insanlarla, milletle, devlet arasında bir köprü olması lazım. Evet.
Cami yani, imamları yani, siyaset yapıyor başkan. Dernekle de siyaset yapıyor. Arkada çalışıyorlar. Şimdi, cami imamları yani, görev yapamıyor. Yani, evet. Doğru, şimdi, yani, doğru da işte. Evet. Yani milletle devlet arasında bir köprü olması lazım. Devletin devletin bilgisini millete aktarsın. Milletin de sorunlarını devlete aktarsın. Evet, aynen. Bu şekilde evet. Bir aracı olsun. Bir pencere açan diyor. Yani başkanım, kültürel birisi... olsun, kültürel olsun, sanat olsun. Bu gibi konularda da insanlarımızı bilgilendirelim. Bir de dünyaya bir pencere açalım. Onlar da dünyayı da... Geniş bakalım, geniş bakalım. Mikro milletçileri bakmayalım diyor. Evet, teşekkür ederim. Şimdi, başkanım, Ergüder evet. Başkanı sorar mısınız diyor. Biz de köy derneği olarak stand açabilir miyiz okay, diyor. Şimdi ona cevap vereceğim. Güven şimdi, Akbaba, Senem şimdi Mirza abi asıl bizim görevlerimizden birisi de o aslında. Devletle evet. Vatandaş arasında bir köprü olmak ya da yetkililerle evet. Sade vatandaş arasında köprü olmak. Bunu yapmayan bir derneğin yaşama şansı yok. Biz bunu Burak Başkan da yapıyor. Ardahan Dernekler Federasyonu olarak biz de yapıyoruz. Az önce Fakir Başkan programa başlamadan önce yazın saz, kışın kaz dediği zaman muhtemelen şuradan esinlenerek söyledi. Yazın bizim Ardahan'da festivaller olur. Her ilçenin festivali olur. Hatta köylere kadar iner. Bizim STK'ların tamamına yakın oradadır. Oradaki problemle alır bu tarafa getirir. Buradaki çözümleri de öteki tarafa gönderir. Şu an televizyon karşısında bizim yapmaya çalıştığımız aslında o. İşte benim demin anlatmaya çalıştığım işte projelerden bahsettiğim işte vatandaşın sıkıntılarının olduğu konuları gündeme getirdiğim hususlar bunlar. Ben şimdi ekranlar aracılığıyla aslında o mesajı vermeye çalıştım. Dedim ki Ardahan'daki sade vatandaşın bu sıkıntıları var arkadaş. Siz 3 tane kapısı olan bir ili sadece transit geçiş olarak kullanmamalısınız. Belki biz kibar dille anlatmaya çalıştık ama bunun altında gerekirse abanla soba nasıl derler onu? Aba altında soba gösterir. Göstermek gibi bir şey de olabilir. Onu biz kibar, bizim kibar tarafımız varsa yeri gelirse Burak Başkan'la buradan çıkar Ardahan'a kadar da yürürüz. Deriz ki arkadaş bizim 3 tane kapımız var. Oradaki vatandaş mağdur. Niye sınırda bekliyor? Sen kapıdan tırı transit geçiriyorsun, kamyonu transit geçiriyorsun, Gürcistan tarafında harcama yaptırıyorsun. Oysa ki o harcamayı orada değil, Ardahan tarafında yaptırman lazım. Ya da aktarma istasyonlarını, antrepoları Kars'ta değil, sınırdaki kapıların burada yaptırmalısınız. Bunu belki biraz daha sert bir şekilde anlatabiliriz. Oysa ki biz kibar anlatıyoruz. Bak, aslında bir Çalıştay vardı Ardahan'da geçen. O Çalıştay'da da bu konular çok dile geldi. Öyle ürünler var ki kapıdan geçecek, işte Posoft'taki kapıdan geçecek, Çıldır'daki kapıdan geçecek. Gümrüklemesi Rize'de yapılıyor. Gümrüklemesi Erzurum'da yapılıyor. Evet. Yani tır, kamyon orada bekliyor. Sırf gümrükleme yapmak için günlerce Erzurum'a gidiyor, geri geliyorlar. Günlerce orada zaman harcıyor. Belki tırın içerisindeki ürün de bozuluyor zaman zaman. Evet. Dolayısıyla buna yetkililerin bir çözüm bulması lazım. Biz bunu aslında kibar dilini anlatıyoruz Mirza abi. Yoksa bizim de yaşama peki şansımız hocam, yok. Teşekkür ederim. Hocam, yani uyarınız evet güzel hocam. Oldu. Teşekkür ediyorum size. Ben burada da bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu hizmetin içinde aynı zamanda sadece dernekçilik denildiği zaman bir kültür, sanat, bir müziktir, eğlence yani olmaması lazım. Bunun yanında mesela aile sorunları kendi içinizde yani bir organize bir grup oluşturup mesela aile sorunları olabilir, psikolojik sorunlar olabilir. Konferans olacak evet değil mi? Bunu da anlatmamız lazım. Şimdi evet, bu Ardahan yani günlerinde aslında Mirza abi fakir başkanın pas atması gerekirken pasların hepsini siz attınız bana. Evet, teşekkür ederim. Doğru. Evet. Şimdi bu Ardahan günlerinde sadece bizim yöremizin kaşarıdır, balıdır, işte coğrafi işaret almış ürünleridir. Tel peyniridir, fasulyedir, işte Çıldır Gölü'dür, yalnız Şam Kayak Merkezi'dir, Göle'deki ormanlardır, işte Kaşar'dır değil. Mesela orada bizim geldiğimiz zaman yazarlarımız, şairlerimiz orada olacak. Niye? Onlar aslında bizim kültürümüzü yansıtacaklar. Halk ozanları olacak. Bizim belki dilimiz olacak. İnşallah Levent bu Değirmeni savaşta de devam Pamuk etmez. Levent klibi yapmış. Diyor ki ben de geleceğim diyor. Levent Değirmenci, Kanaklı. Pamuk elleri diyor başkanım diyor biz de diyor hani klip olarak. İnşallah bize. kim varsa bize ulaşsınlar. Biz Ardahan orada yansıtmak istiyoruz. Şimdi az önce Güven Başkan biz de stand açabilir miyiz diyor.
Güven Başkanı, Güven Başkanı da tebrik ediyorum. Hakikaten çok pozitif olan bir arkadaşımız ve her yerde dernekçiliği böyle ön planda tutan, hizmeti ön planda tutan bir başkanımız. Güven Başkan hangi konuda stand açmak istiyorsa beni yayından sonra arayabilir ya da yarın arayabilir. Mutlaka seve seve orada stand açtırabiliriz. Hatta bir projemiz var. O projeyi tutturabilirsek işte illere gidip ziyaret edeceğiz. STK'ları, evet. Yani bizim federasyonları. Federasyonların tamamı gelsin burada bir stand açsınlar. Evet. Onlara bir yer tahsis edelim. Burada olsunlar. Diğer illerin mi? Hayır. Ha, diğer illerdeki kendi, Ardahan federasyonlarından evet, bahsediyorum. Evet. Derneklerinden bahsediyorum. Anladım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Biz orada bir anlatacaksak, eğer hepimiz oradaysak birçok şeyi anlatacağız. Evet. Bizim eksik kalan taraflarımızı da arkadaşlarımız davet edecek. Oranın ev sahibi biz değiliz. Yani Ankara'daki Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, dernek başkanı arkadaşlarım değil, tüm Ardahanlılardır. Lütfen gelin orada hep birlikte olalım. Ardahan'ı en güzel şekilde anlatalım. Teşekkür ediyoruz. Ben sizi kutluyorum. Size başarılar diliyorum. Mirza Bey sen Barış'tan bahsediyorsun. Biz Barış'ı başlattık. Hatta şöyle bir şey yapalım Mirza abi. Eğer İsveç'teydiniz değil mi siz? İsveç evet. İsveç'te, evet, Stockholm'da benzer bir fuar olursa bizi davet edin. Biz çıkar geliriz abi. Ardahan'ı orada da anlatmaya tabii varız. Şimdi aslına var ya, yani siz bana da bu şeyi de hatırlatmış oldunuz. Yani bence bu da olması gereken bir hizmet. Diyelim ki bizim buradaki dernekte ve şu anda bizim dernek Türkiye'de artık yani. Ama İsveç'te de bu derneği kurma aşamasındayım. Buradaki derneği de kurma aşamasındayım. Bizimki uluslararası, yani tüm dünyaya hitap ediyoruz. Tüm dünyanın ulaşabildiğimiz her yere de temsilcilikleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi ileriki zamanda bizim buradaki dernek oluşumumuzun içinde mesela diyelim ki bir tanıtma, Türkiye'nin illerini tanıtma, Ardahan olsun, Mardin olsun, Diyarbakır olsun, diğer iller olsun, bir yani görüntülü bir video şeklinde buradaki insanlara tanıtma, bir turistik bir amaçlı da olsa, yani bizim yüreğimizin giyim olsun, yemek olsun, kültürel yaşamımız olsun. Onları da böyle hem şehir eski tarihi yerlerimiz olsun. Bence orada şöyle yapalım Mirza abi, şöyle yapalım. Programın sonuna geliyoruz. Fakir başka birisi bana özelden bir soru sormuş. Onun cevabını da vereceğim. Tamam mı? Biz oraya hani Ardahan Federasyonu olarak geliriz. Geldiğiniz zaman sadece Ardahan'ı anlatmayacağız orada. Ardahan'ı anlatırken birisi gelip diyecek ki ya Diyarbakır diye bir yer var. Orada nedir diyecek. Evet. Ya da Türkiye kimdir diyecek. Türkiye nedir? Aynen. Onları da anlatacağız abi. Dolayısıyla kim oraya giderse sadece iline değil tüm Türkiye'ye bir iyilik yapmış olacak. Türkiye'nin gerçek yüzünü anlatmış olacak. Şimdi bazen konuşuyoruz. Zaman zaman yurt dışındaki dostlarımız oluyor. Ya Türkiye işte kapalı bir ülke. Türkiye'de yaşam biraz sıkıntılı diyen birçok insan oluyor. Aslında bilmiyor, Türkiye'yi tanımıyor, bilmiyor. Biz Türkiye'nin o yüzünü anlatacağız. Şimdi bir özelden birisi bana bir soru sormuş bu fuarla ilgili. Müsaade eder misiniz ona cevap vereyim? Sorduğu soru arkadaşımızın şu. Diyor ki keşke oraya geldiğimiz zaman ürünlerin fiyatları da çok abartılmış olmasın diye bir yazı yazmış bana. Zaten ekonomisindeyiz. Arkadaşımız şunu bilsin ki Ardahan'da toptan satılan ürünün üzerine yol giderleri konacak, konaklama giderleri konacak. Çok fahiş bir fiyattan ne balımız, ne kaşarımız, ne işte kazımız fahiş fiyattan satılmayacak. Bundan gönülleri rahat olsun. Sadece orada şuna dikkat edecek gelen. Kaşar mı alacak? Tadacak. Damak tadına hangisi uygunsa onu birbirine yakın rakamlardan alacak. Yani Ardahan'da kaşar 200 liraya, 220 liraya, 230 liraya satılıyorsa üstüne yol giderleri kondu, gider masraflar kondu. O fiyattan satılacak. İki katına satılma, üç vallahi katına zam satılma gibi söz konusu olmayacak. Vallahi zam yapmayacağız. Şimdi enflasyonu düşüreceğiz. Şöyle bir şey dedi. Kışlık bir ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bütçesini ayırsın oraya gelsin diyorsunuz. Bütçesini ayırsın oraya gelsin. Ucuz evet. Başkanım son dakikaya geldik. 15 dakikamız var. Sizi toparlayarak bitirelim. Yalnız ben bir yani dünya barışına bir mesaj. Buyurun. Son mesajınızı verin. Buyurun. Ama ondan önce bir şey daha, bir önerim daha var.
Şimdi tabii ki yani derneğin ekonomik gücü belki buna müsait olmayabilir. Ama bence bu Türkiye için çok çok önemli. Türkiye'nin kalkınması için önemli. Turistik amaçlı olsun veyahut da kültürel şeyler arası bir yani tanıtım olsun. Bu anlamda derneklerin belki ekonomik gücü olmayabilir. Ama tüm dernekler, yetkililer hepiniz bir araya gelin bir heyet olarak Kültür Bakanlığı'na gidin. Kültür Bakanlığı'na yani bir duyuru yapın. Türkiye'nin Kültür Bakanlığı'na ve her ilde yani çok güzel olan şehirlerimizin her ilde bir temsilci olarak böyle hepiniz beraber size o zaman belediye bir otobüs... Başkanım burası Kültür Bakanı, evet. Turizm Bakanımız eşini o işe görevlendirmiş. Sen canını sıkma. Sen kendi mesajını ver bitirelim. Programı bitiriyoruz. Tamam. Benim mesajım tabii ki ben size teşekkür ediyorum. Çok da bir program oldu. Sağ olun. Gerçekten önemli konulara değindik. Ama dünya barışı için fazla bir şey söylemedik. Dünya barışı için de benim yani şu mesajı vermek istiyorum. Ben tüm dünya insanlarına ben bu mesajı vermek istiyorum. Ey dünya insanları, bizi birleştiren üç ortak noktamız var. Tüm dünya insanları birleştiren üç ortak noktamız var. Birincisi, bizim Allah'ımız bir. Biz Allah'ı bölemeyiz. Allah İngiliz değil, Amerikalı. Sanırım kesinti oldu. Başkanım, siz son mesajı alalım, başkan tekrar dönerse. Evet, ben teşekkür ediyorum bu program için. Ergüder Başkanım'ın ve çalışma arkadaşlarının organize ettikleri ve öyle umuyorum katılımında çok iyi olacağı tanıtım günlerine ben de herkesi davet etmiş olayım bu vesileyle. Hı hı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım, size son mesajı alalım. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Sizinle yaptığımız programlar aşağı yukarı benzer nitelikte oluyor. Geçen Burak Başkan'la da yaptığımız program da benzer nitelikte olmuştu. Güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Ben size yine son dakika olarak hem günü hem de Antalya'daki olayı da anons edebiliriz tekrardan. Tamam. Şimdi bizden jest olsun, öyle katkımız olsun size. Teşekkür ederiz. Ha, reklamları paralarını alacağız, hesabınız olsun size. Çatlamada. Evet. Antalya'daki hemşerilerime söylüyorum. 3-4-5 Kasım tarihlerinde Aksu Atçayırı bölgesindeki Yörük Türkmenleri Festivali'ne buyurun gelin. Ardahan Dernekler Federasyonu olarak biz orada olacağız. Ardahan'ı oraya getireceğiz. Hep birlikte bir arada olalım. Ve yine diyorum ki 30 Kasım 1-2-3 Aralık tarihlerinde Ankara Altın Park Fuar ve Kongre Merkezi'nde yine birlikte olalım. 4 gün boyunca Ardahan'ı burada yaşayalım, yaşatalım. Herkesi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, sağ olasınız. Bize Bülten TV olarak gazeteci Ankara'da bir programın sonuna daha geldik. Tabii bu arada Barış'tan bahsettik. Başkan herhalde internet kesintisi yaşandı. Barış'tan bahsettik. Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün çıktı, hani Barış'tan bahsetti ama bir gece ansızın gelebiliriz deyip de Irak'a bu sefer saldırı yapmışız. Bu ekonomik sıkıntının içinde gerçekten barış ihtiyacımız var. Savaşa hiç gerek yok. Yani başkalarına ders verirken, başkalarına anlatırken kendimizin ne yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Vatan millet Sakarya'da gerekiyor. Doğru ama gerçek anlamda da bu ülkenin ana sorunlarından birisi de gerçek anlamda barışa ihtiyaç olduğunu, iç barışa. Ben her program bitirişinde de onu söylüyorum. Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı var. Bir genel af, güçlü bir genel afa ihtiyacı var. Bunun yanında adalete ihtiyacı var. Hakka, hukuka ihtiyacı var. Ve gerçekten de insanların nefes alabilmesi için, ekonomik sıkıntıları aşabilmesi için gerekli destekleri devlet tarafından mutlaka katkı destek verilmesi lazım. Bunu valileri marketlere göndermekle, kaymakamları bakkallara göndermekle değil, ciddi anlamda bu insanların ana sorunlarının nasıl aşılabileceğini gerek banka destekleriyle, gerek kredi destekleriyle, gerekse işte kağıt üzerinde hazırlanan bütçeler değil de ciddi anlamda kalıcıdaki gibi hayata geçirilen projeleri desteklemesi umuduyla iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Bir dahaki programda yeni konuklarla karşınızda olmak üzere.